Şimdi dinleyeceğiniz program tekrar yayındır. Barış Ertül, Ali Erim ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddia sunar. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Radyo Spor'dan herkese günaydın. Sabah Spor'una hoş geldiniz. Bugün 20 Temmuz 2021 Salı günündeyiz. Saatlerimizde 8.07'yi gösteriyor. Bugün bayramın ilk günü olması sebebiyle yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Öncelikle herkesin Kurban Bayramı'nı kutlayarak programa başladım. Umarım güzel bir bayram geçirirsiniz. 4 günlük bayram olacak. Biz de her zaman olduğu gibi burada olacağız. Sadece bugün özel 2 saat karşınızdayız. Yarından itibaren tekrar 7 ile 10 arası programlarımız devam edecek. Gelişmeler nasıldı? Dünün özetini biraz yapmaya çalışayım. Sonra da reklama gidelim. Hemen Galatasaray Başkanı Burak Elmas dün bir aylık başkanlık sürecini değerlendirdi. Açıklamalarda bulundu. Aslında basına da birçok malzeme verdiği açık, özellikle transferle ilgili kısımlar tabii taraftarın da en çok merak ettiği, hani Burak Elmas'ın iki dudağın arasına baktığı konu oydu. Onunla da ilgili gayet açık bir şekilde gelişmeleri paylaştı Burak Elmas. Gedson Fernandez'le ilgili açıklaması oldu. Stanciu, Gezal'le ilgili ilk defa resmi bir ağızdan Galatasaray ilgiyi doğruladı. İşte Stanciu'yu dedik, diğer isimler sol bek konusu, Van Aanholt, Alioski, Kurzawa, transferle ilgili isim isim gelişmeleri, ilgilendikleri futbolcuları paylaştı Galatasaray Başkanı. Beşiktaş'a bir göndermesi oldu, özellikle Gedson Fernandez transferiyle alakalı, ki isim vermedi ama o göndermenin Beşiktaş'a olduğu sonrasında da anlaşıldı. Çünkü iki taraf arasında hani centilmenlik bu transferde, hani birinin ilgilendiği futbolcuya diğerinin ilgi göstermemesi, bununla ilgili konuşmalar yapılmıştı ama görünen o ki iki tarafta, yani Galatasaray iddiası da bu şekilde, birbirlerinin ilgilendikleri futbolcularla anlaşma zemini arıyorlar. Bunun da normal olduğunu söyledi Burak Elmas. Ama burada Ahmet Nur Çebi ile ortak düşündüğü fikrin menajerlerin devreye girmesi ve onların fiyat yükseltmesi, buna karşı bir birlik oluşturmak gerektiğini söyledi. Ki menajerlere kalsa gerçekten hani fiyatlar çok çok yükselebiliyor ama iki kulüp direkt olarak burada iletişime geçse, menajeri devreden çıkarsa tabii çok daha sağlıklı transfer süreçleri görebiliriz. Tabii Galatasaray Başkanı Fatih Terim'le ilgili yine sözleşme açıklamasında bulundu. 3 yıllık bir sözleşme imzaladıklarını söyledi ki 3 yıl Burak Elmas ve yönetimi de zaten 3 yılına seçilmişti. Kendi dönemleri için bir sözleşme yaptıkları gözüküyor. Harcama limiti konusuyla ilgili detaylar verdi. Bankalar Birliği'nin anlaşmasına göre aslında limitlerinin 480 milyon TL olduğunu, fakat mevcut giderlerin 590 milyon TL'de bulunduğuna dikkat çekti. Hatta şu kısmı bence çok çarpıcı. Takım bütçesinin %48'i 4 oyuncunun maaş olarak ödeniyormuş. Yani felaket bir tabii denge Galatasaray için, ki bu isimlerin de kim olduğu aşağı yukarı belli. Birazdan onlara da bakarız. Transferle ilgili beklentiyi çok yükseltmişti seçilmeden. Başkan adaylığı döneminde 10 gün içinde transferlerle ilgili resmiyet kavuşturacağını ifade etmişti. Bu açıklamasından dolayı üzüntü yaşattıysam özür dilerim dedi. Sırf PSV maçına oyuncu yetiştirmek için hedefimizden vazgeçmeyeceğiz dedi. Uzun bir açıklama oldu Burak Elmas'tan. Birazdan detaylı bir şekilde bakacağız. Bu arada Beşiktaş'tan da bir misilleme mi denir artık, Adnan Dalga Kıran yönetim kurulu üyelerinden o bir paylaşım yaptı. Galatasaray'a da göndermede bulundu. Bakalım iki taraf arasındaki gerginlik biraz yükselmiş gözüküyor dünkü hem açıklamalar hem paylaşımlarla birlikte. Fenerbahçe'de dün çok fazla konuşamamıştık. Hazırlık maçı vardı. Dün 19.07 Dünya Fenerbahçeliler günüydü ve maçta 19.07'de başladı. Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi Sarı Lacivertler ve sahadan da 4-1'lik skorla galip ayrılmayı başardılar. Maçla ilgili tabii detayları paylaşacağız. Ben de maçı tamamını neredeyse izleme fırsatı buldum. Maçı izledim. Vitor Pereira'nın yine üçlü savunmayla takımını sahaya çıkardı. Görüldü. Hem ikinci yarıdaki
değişen kadro da aynı şekilde oynamaya çalıştı. Belli ki Vitor Pereira yeni sezonda ana plan olarak üçlü savunmayı düşünüyor. İki maçtan en azından çıkardığımız bu. Bakalım devamını nasıl getirecek Fenerbahçe, onu da hep birlikte göreceğiz. Bir transfer haberi dün dikkatimi çekti. Portekiz kaynaklı bir haber. Inter'den Valentino Lazaro ile ilgilendiği söylenmiş Fenerbahçe'nin, ki çok fazla yani isim ortaya atılıyor Fenerbahçe'de. Hep bir şüpheyle yaklaşıyorum ama bu oyuncu bir kanat beki olarak Fenerbahçe'nin aslında bu düzeninde çok fazla da iş yapabilecek bir isim. O yüzden kafama da yattı. Açıkçası Inter forması giyiyor ama orada da hep kiraya gönderilen bir futbolcuydu. Yani yine Fenerbahçe bir seneliğine kiralayabilir gibi duruyor. Dediğim gibi hani birçok haber var ama bu isim en azından benim aklıma yattı. Bakalım Türk basınında Lazaro ile ilgili haberler görecek miyiz yakın dönemde? Onu da takip edeceğiz. Ve Avrupa'da eşleşmeler, kura çekimleri vardı. Dün Galatasaray PSV eşleşmesinin galibi, Celtic Midtjylland eşleşmesinin galibiyle oynayacak Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda. Eğer Galatasaray olduğu ya PSV elenirse Avrupa Ligi'ne, oradaki elemelere gidecek. Orada da İskoç ekibi St. Johnston'la eşleşti. Trabzonspor'un muhtemel rakipleri Molde ve Servet oldu. Bu eşleşmenin galibi Bordo Mavili ekibin karşısına çıkacak. Sivas Spor'da yine Dinamo Batum, Bate Borisov eşleşmesinin galibiyle Avrupa Ligi, düzeltiyorum, Konferans Ligi 3. eleme turunda karşı karşıya gelecek. Galatasaray'da da artık yavaş yavaş maçın heyecanına girilmeye başlandı. Bugün Hollanda'ya yolculuk olacak. Kamp kadrosu açıklanacak. Falcao bir gün önce sakatlığı nedeniyle idmana çıkmamıştı. Dün çıktı. Biz de burada hani Falcao yok gibi konuşmuştuk ama bugün bunu düzeltiyoruz. Çünkü Galatasaray Kulübü Falcao'nun tekrar takımda çalışmalara başladığını ifade etti. Gerçi dün Burak Elmas'ın açıklamalarından ben ayrılmasını istediğim o bütçesi yüksek futbolcularla birebir görüştüm deyince, acaba diyorum o pazar günkü durum Falcao'da sakatlık değil bir görüşme miydi diye de düşündürtmedi değil. Açık söylemek gerekirse neyse, onu da yine az sonra programda konuşuruz. Evet, gündemdeki gelişmeler bu şekilde. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı. Devam ediyoruz Sabah Sporu'na. Tabii girişte aslında önemli gelişmelerden birini paylaşmayı unuttum. Notlarım arasında vardı. Şimdi reklamda gözü gezdirirken dikkatimi çekti. Tabii Rozier transferi. Beşiktaş Rozier'in transferinde mutlu sona ulaştı gözüküyordu. Birçok farklı kaynak bu transferin bittiğini söyledi. Rozier sosyal medya hesabından Beşiktaşlı taraftarlara göz kırptı. Rozier için bir hashtag TT oldu. Bu klasik sosyal medya olayları, Rozier için havalimanına dendi. Onu karşılamak için Beşiktaş taraftarı da bir organizasyon düzenleyecek. Beşiktaş'ın yaklaşık 4.4-4.5 milyon euroluk bir bonservis ücretiyle Sporting'i ikna ettiği ve Rozier'in de maaşında feragat ederek belli bir kısmını Beşiktaş'ta anlaştığı söyleniyor ki sözleşmesi de 4 yıllık olacak ve senelikte 1.35 milyon euro kazanması bekleniyor. İlk gelen haberler bu şekilde. Sonrasında transfer resmileştiğinde de daha detaylı bilgiler belki sizlere ulaştırabiliriz. Ali abi günaydın, hoş geldin. Günaydın, hoş bulduk. Herkese sevdikleriyle beraber iyi bir bayram diliyorum. Umarım her şey keyifli olur bayram süresi boyunca. Evet, sen de benimle birliktesin bayramın ilk saatlerinde. Ben mutluyum. Umarım mutlusundur. Mutluyum, evet. Mutluyum, sıkıntı yok. Teşekkür ediyorum. Biraz sıcak sadece, onda biraz sıkıntı yaşıyoruz. Evet, sıcaklık konusunda onun dışında bir sıkıntımız yok çok şükür. Çok kötü. Yarın kurtulacağız o sıcaklıktan. Öyle mi diyorsun? Bu nemle birlikte yağmur geliyor artık. Kaçınılmaz bir şekilde, çünkü durup dururken terliyorsun. Sanki yağmura yakalanmışsın gibi oluyor belli bir yerde. Benim de hiç hoşuma gitmiyor bu durum ama Allah'tan stüdyomuzda şu an klimamız var. Bir nebze olsun. Evet, evet. Ferahladık sayılır. Şimdi Ali abi, ben özeti yaptım. Girişte Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıklamaları dün herhalde hani en öne çıkan gelişmesiydi. Çünkü birçok konu başlığında birçok önemli ifadesi oldu. Senin mesela aklında kalan nedir? Sen bu yönetici başkan açıklamalarına daha farklı gözle bakıyorsun. Konuşması gerekiyor muydu Burak Elmas'ın? Bir faydası oldu mu Burak Elmas konuştuğunda Galatasaray'a? Bir faydası oldu mu? Güzel bir soru. En azından zararı olmadı.
Öyle bir de o kısmı önemli tabii. Zararı da olmaması lazım. Zararı olmadı. Şimdi az önce senin söylediğin tabii çok flash bir manşet. Hani Galatasaray'ın takım bütçesinin %48'ini demeye de gerek yok. Yarısını 4 oyuncuya harcaması olağanüstü bir manşet verdi Burak Elmas. Evet, benim de en çok dikkatimi Yezal'dan bile daha çok söylem dikkatimi çekti. Bu işte planlamanın ne kadar kötü yapıldığını gösteren çok çok güzel bir örnek. Çünkü bahsettiği rakam da 550 milyon lira civarında bir rakam. Galatasaray futbol takımının maliyeti, doğru mu? Yani futbolcu maaşı olarak ne kadar bilmiyorum. Tahminen öyledir. Çünkü mevcut giderimiz 590 diyor ama o giderin içinde bir sürü şey var. Bir sürü yani bütün var. Futbol takımının maliyeti evet. 590-600 milyon lira. Evet, hani menajer ücreti, teknik ekip ücreti falan. Hani oradan bir 100-150 milyon kes. Hı-hı. Ne bileyim. Herhalde o kadar tutar. Öyle tahmin ediyorum. Belki daha az bile olabilir. Ama geri kalanın yarısı 4 oyuncuya gitmiş. Bu da planlamanın iyi yapılmadığının bir göstergesi. Tabii burada işte iş biraz da aslında Fatih Terim'de de bitiyor. Hani yönetim tamam ama Fatih Terim de Galatasaray camiasında bu kadar etkili bir figür olarak mesela bu planlamaları daha doğru yapması, yaptırması gerekirdi. Biliyorsun ben takımda bir iki tane yüksek maaşlı oyuncuya karşı değilim. Ama hani 4 tane oyuncunun %50'yi alması da söz konusu olamaz. O 4 oyuncu kim diye ben de merak ettim. Hani Falcao, Feguli zaten ilk iki sırada yazıyoruz. Babel diğer oyuncu. 4. oyuncu ya Cagne ya Muslera'yı bahsediyor ama Muslera'yı bahsetmiyor tahminen. Cagne'den bahsediyor çünkü Muslera'nın ücreti de aslında çok fazla. Cagne'ninki Muslera kadar değil bildiğim kadarıyla ama çok, takımda çok kalacağı için Muslera. Kimin olduğu çok önemli değil. Hani burada geldiğin noktada planlamanın zaten doğru olmadığını gösteriyor. Dediğim gibi Falcao, Feguli cepte. Ötekiler de Babel'in de işte Babel de olabilir. Çok fazlaydı onun. Tabii önemli değil derken yanlış da bir şey söyledim. Performans da önemli. Şimdi o parayı kimlere veriyorsunuz? Karşılığından alıyorsunuz. Aynen işte. Onu Muslera'yı da, belki o yüzden saymadım. Onu da es geçmemek lazım. Orası da önemli tabii ama hani genel olarak konuştuğum için ben orası önemli değil dedim az önce. O tabii çok büyük bir manşetti dün Burak Elmas'ın verdiği. Bakalım yeni planlamada Galatasaray bunu düzeltebilecek mi? Şimdi onun yanında Burak Elmas çok iddialı konuştu. Dedi ki geçen senelerde olduğu gibi değil. Hani Galatasaray'ın geleceğini kurmaya yönelik kadro oluşturacağız. 3 senelik. Evet, ondan taviz vermeyeceğiz dedi. Şimdi bu çok iddialı. Çünkü Fatih Terim öyle yaklaşan bir teknik adam değil. Öyle yaklaşsaydı Fatih Terim şu an Galatasaray'ın elinde belli bir kadro olurdu. Galatasaray'ın elinde belli bir kadro yok. Galatasaray'ın oyuncuları var ama Galatasaray'ın geleceğe yönelik bir kadrosu yok. Fatih Terim de yeni değil. Fatih Terim ayrıca Mustafa Cengiz yönetimine istediğini yaptıramamış da değil. Dolayısıyla bu çok iddialı bir laf. Burak Elmas'ın söylediği o yeni bir takım oluşturma çabası. Umarım öyle olur. Hani i̇şte taviz vermeyeceğiz dedi. Onu da Barış Alper Yılmaz transferi işte bizim anlayabilirsiniz diyor. Göstergesi oradan anlayabilirsiniz dedi. O dikkat çekiciydi. Bunun dışında transferle alakalı olarak transfere girmeden o kısımla ilgili yine dikkatimi çeken bu harcama limitimiz 547 milyon TL çıktı ama Bankalar Birliği anlaşmasına göre futbol giderlerimizi %20 azaltmamız gerekiyor. Yani 480 milyon TL dedi. Yani buradan anladığım Galatasaray 480 milyon TL'lik bir takım kurmak zorunda, harcama limiti çok daha fazla olsa da. Çünkü orada asıl bağlayıcı olan sözleşme Bankalar Birliği sözleşmesi. Mevcut giderimiz de 590 diyor. Yani arada da 110 milyon TL'lik bir fark var. Açık var Galatasaray'da. O yüzden bu o saydığı 4 oyuncunun en az ikisiyle falan yolları ayırmak zorunda Galatasaray. Bence o kısmı da Bankalar Birliği'deki limitin daha düşük olması da bence enteresandı. Diğer çünkü bankalar bir ödeme almak zorunda. Bankalar bir ödeme almak zorunda olduğu için belli yerden kısmaları gerekiyor. Kısacaklar yerde futbol takımı. Çünkü zaten kulüplerin diğer harcamaları futbol takımının yanında devede kulak kalıyor. Dolayısıyla Bankalar Birliği ile o anlaşma yapılırken böyle bir madde konulmuş ki o da anlaşılabilir. Sonuçta Türkiye Futbol Federasyonu'nun harcama limitleri zaten kağıt üzerinde. Ama bankalarda öyle olmaz. Bankalarda işin ucunda para olduğu için tabii ona uymak zorundasın. O yüzden Galatasaray o senin söylediğin ya da diğer kulüpler kendi limitleri çerçevesinde hareket edecekler. Aslında şimdi %25 limit aşımı vermişti bu sene Türkiye Futbol Federasyonu. Bankalarda %20 kıstığına göre 3 aşağı 5 yukarı açıklanan ilk orijinal limitler evet, takımların genel bütçeleri olacak. Yani evet, Bankalar Birliği anlaşma yapan kulüpler için evet, öyle. Öyle olacak gibi diğer gözüküyor. Diğer kulüplere daha çok yarıyor. Doğru.
Bunun dışında yine bence çok iddialı bir şey söyledi. İşte detaylar hallolduktan sonra dedi Galatasaray tarihinin en büyük sponsorluk anlaşmalarından birini yapacağız dedi. Evet. O da çok iddialı bir sözdü Burak Elmas adına. Bunun dışında eğer transferle ilgili beklentileri büyüttüysem özür dilerim dedi başkan. Çok taraftarın duymak isteyeceği tarzda bir şey değil. Çünkü taraftar hep hareket, hep eylem bekler. Eğer bunu bir kere daha yapıp bir kere daha başarısız olursa Burak Elmas o zaman biraz daha zorlanır diye düşünüyorum eleştiri konusunda. Daha fazla eleştiri yapılır Burak Elmas'a. Orada da bence akıllı bir hamleyle hani PSV maçında iki tane sürpriz oyuncu gelmeyecek dedi bu kadroya. Hani orada beklentileri biraz düşürdü. Çünkü herhalde Burak Elmas da yaşayarak transfer olayının ne kadar zor olduğunu anlıyordur. Benim dikkatimi çeken noktalardan bir başkası Galatasaray'ın görüştüğü oyuncuların hepsinin basında yer alması oldu. Evet. Bütün oyuncuları söylediler. Bütün oyuncuları da onayladı Burak Elmas. Bu da kulüp için pek olumlu bir şey değil. Fenerbahçe'nin bu konuda çok çok iyi olduğunu biliyoruz. Ama Galatasaray'da Kurzawa, Alioski, ondan sonra Gezal, Rozier, Van Aanholt bunların hepsinin basında yazdığı, basındaki haberlerin doğru olduğu ki hani transferde de bu kadar nokta atış yapmak kolay değildir basın açısından söylüyorum ama hepsini Burak Elmas onayladığına göre demek ki yönetimde ya da yönetimin etrafında basınla ilişkiler konusunda bazı çatlaklar, bazı sızmalar var. Bu Galatasaray'ın işine gelmez. Bunlar ilk olarak aklımda kalanlar. Devamında tabii ki herkesin konuştuğu biz istediğimiz oyuncuyla görüşürüz. Ricayla transferden vazgeçmeyiz. Reşit Gezel'i istiyoruz. Rozier'den de vazgeçtik ama Ahmet Nur Çebi istedi diye vazgeçmedik. Evet. Galatasaray'ın belli kriterleri var. İşte Galatasaray futbol takımında oynamaya karakter olarak uygun olması, bütçesinin Galatasaray futbol takımına uygun olması ve hocanın istemesi. Senin dün Gezal'le ilgili mantığında da aslında evet Fatih Terim'in özel isteği olduğu anlaşılıyor. Evet. Çünkü diğer iki madde hani bütçesi henüz onaylandı mı onaylanmadı mı belli değil. Karakterini uygun görmüşler demek ki ilgileniyorlar. Ama Fatih Terim'in isteği bir numarada orada gözüken. Bunlar benim ilk olarak aklımda kalanlar. Tabii ki az önce de bahsettim. Hani Gezal ve Rozier konusu daha fazla konuşulur. İşte bir kulübün Getson'a veremeyeceği bir bonservis bedelini teklif ettiğini öğrendik. Bunun belgesi elimizde var demesi de Burak Elmas'ın yine dünkü açıklamalarda dikkat çekiciydi. Tabii orada onunla ilgili Getson Fernandez Beşiktaş deniyor. Evet, 7,5 orada milyon anlaşılamayan euro nokta şu. Beşiktaş Getson Fernandes'i istediği için mi Galatasaray Reşit Gezel'i istiyor? Yoksa Galatasaray Reşit Gezel istediği için mi Beşiktaş Getson Fernandes'i istiyor? Bunu bence bilmemiz imkansız. Sanki Emre Koca da geçen ay Getson Fernandes'le ilgili bir açıklama yapmıştı. Eğer işte önümüze gelirse ilgileniriz tarzında. Çünkü o dönemde iddialar vardı Getson'la ilgili. Bilmiyorum sanki Getson daha önce basına sızdı en azından. İşte bilmiyorum hani orada kim savaşı başlattı. Çünkü Burak Elmas aynı zamanda diyor ki centilmenlik tek taraflı olmaz. Hani bizden centilmence davranmamızı bekleyenler önce kendi centilmence davranmalı. Oraya getiriyor sözü. Aynen çünkü Beşiktaş Başkanı ne söyledi? Uygulamada ne yaptı? İşte bizim ilgilendiğimiz Getson evet. Fernandes'e bonservis teklif ettiler. Yani öyle mi acaba gerçekten? İşte. Yoksa işte Gezal'le ilgilendiği için Beşiktaş Getson Fernandes'le mi ilgileniyor? Tabii ki iki tarafta bunu karşıya yükleyecektir. Kimse şunu demez. Ben gittim oyuncuya talip oldum. Sonra da onlar yaptı demez. Ama menajerlerle ilgili olan söyledikleri bence soru işareti. Hani Ahmet Nur Çebi ve işte Burak Elmas menajerlerin ücretleri arttırdığından bahsetmiş. Şimdi menajeri olsun olmasın. Farz et ki Gezel'in, Rozier'in, Getson Fernandez'in hiç menajeri yok. Sıfır. Kendileri direkt görüşme yapıyor. Kevin De Bruyne gibi. Aynen. Aile şirketi ya da kendi yapıyor. İki takım istediği anda zaten ücreti artar. Orada menajerin görevi de zaten oyuncuya daha iyi bir kontrat vermek. Onu da çok garipsemeyin. Ama işte siz o tuzağa ya da o rekabete ne kadar gireceksiniz, o tuzağa ne kadar düşeceksiniz. Bütün belirleyici olan o. Eğer siz derseniz ki ya kusura bakma biz seninle iki konuşmuştuk. Bugün geldiğin 2.3 diyorsun. Galatasaray şunu verdi ya da Beşiktaş bunu verdi diye. Eyvallah deyip masadan kalkıyorsanız bu sizle alakalı ama siz 2 verdiniz. Menajer 2.3 istedi. Ya tamam madem öyle 2.3'ü kabul ediyorum diyorsanız tuzağa düşüyorsunuz demektir. Burada menajerin bir günahı yoktur. Kusura bakmayın. Eğer yabancı oyuncular içerisinde aynı isme talip olursanız ve
o ligin büyük takımlarıysanız o zaten pazarlığın gideceği nokta belli. Kazanan siz olmazsınız. Kazanan oyuncu ve menajer olur. Bu Gezal olmuş, Rozier olmuş, Aboubakar olmuş, Cristiano Ronaldo olmuş. Oyunun kuralı. Hayatın kuralı. Değişmez. O yüzden oralara çok takılmıyorum. Hani Beşiktaş'ta, Galatasaray'da şu an bir tuzağa düşmüş durumdalar. Kendi elleriyle bir tuzağa düşmüş durumdalar. İlgilendikleri oyuncuların fiyatlarını kendileri arttırıyorlar. Ondan sonra da rakiplerinden şikayet ediyorlar. Bu bana mantıklı gelmiyor. Orada tabii Rozier'de senin dediğin gibi fiyatı artmadı aslında. Azaldı mesela. Çünkü orada futbolcu Gezal gibi bakmıyor olaya. Parasını yükseltmekten ziyade Beşiktaş'ta devam etmek için fedakarlık yaptığı söyleniyor. Haberler o yönde en azından. Kendi yıllık ücretinden bir kısmı bonservise eklemiş. 200 bin euro düşürmüş Rozier. Yıllık deniyor. 4 yıllık. Evet, 800 bin euroyu bonservise eklemiş Beşiktaş. Mesela orada hani Rozier'in tutumu işi farklı noktaya götürdü ama her futbolcu da Rozier gibi evet. Davranmıyor. İşte Gezal örneğinde olduğu gibi. Bazısı kendi parasını çok daha fazla önemsiyor. Bu da insani. Bu eleştirdiğim için demiyorum. Rozier'inki de saygı duyulacak bir davranış kendi bakış açısında. Gezal'inki de aynı şekilde. Orada öyle olmadı ama işte bu tarz Gezal gibi transferler çoğalırsa iki takımın aynı anda istediği o zaman çıkacak para kasadan çok daha fazla artıyor. Evet. Bir de Burak Elmas'ın bence söyledikleri arasında kendi adına yine ileride olumsuzluk ortaya çıkarabilecek bir söz var. O da diyor ki her kulüp serbest olan her oyuncuyla görüşebilir. Bu ilk kez olmuyor. Zamanında yani, bize çok yaptılar dedi. Evet, Hodri Meydan diyor. Yarın öbür gün bu kulüpler birbirlerinin talip olduğu oyuncuya yine sadece fiyatı yükseltmek için talip olabilirler. Evet, o kulüplerin işine gelmez. Gelmez. Tabii ki ama neden böyle bir şey oldu bu sene gerçekten anlamak çok mümkün değil. Beşiktaş'ta Galatasaray arasında. Şimdi reklama gidelim. Reklamdan sonra da Beşiktaş'ta Adnan Dalga Kıran'ın bir paylaşımı oldu. O da direkt Galatasaray'ı hedef aldığı düşünülüyor. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı. Devam ediyoruz. Sabah Spor'da Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıklamalarını değerlendiriyorduk. Tabii bu açıklamalar sonrası Beşiktaş cephesinden de bir reaksiyon geldi. Adnan Dalga Kıran'ın yöneticinin bir paylaşımı oldu. Dedi ki Avrupa'da 64 ülkede 20 bin kulüp var. İşte birçok futbolcu var. Hal böyleyken borç içerisinde yüzen kulüplerin rakibinin oyuncusuna kanca atması büyük acizlik. Bu savaş kimseye yaramaz. Kulüpler bu şekilde yönetilecekse yöneticiye de ihtiyaç yok demiş Adnan Dalga Kıran. Tabii direkt Galatasaray'a da falan bir açıklama ama şöyle de bir durum var. Burada da hani rakibinin oyuncusuna kanca atmak ifadesi tabii tam gerçeği yansıtmıyor. Rakibinin ilgilendiği oyuncuya kanca atmak. Sonuçta Gezal evet geçen sezon Beşiktaş forması giydi ama Leicester City'nin futbolcusu Rozier'de Beşiktaş forması giydi ama bonservis Sporting'de olan bir futbolcu. O işte biraz işin tekniği oluyor. Evet. Hani teknik tarafı oluyor. Dediğin tabii ki doğru. Kağıt üzerinde. Bir de Beşiktaş'tan hafta sonu kondisyoneri Marone İtalyan. İtalya'da böyle şeyler olmaz dedi özetle. Hani bir oyuncuya mesela işte Juventus talip, Inter devreye girmez. Ne zaman ki Juventus anlaşamadı ortaya çıkar o zaman diğer kulüp devreye girer diyor mesela. O da garipsemiş bu. Gezal transferine tabii gönderme, Rozier'i de aynı şekilde yapmış. İtalya'da durum çok daha farklı diyor. Hatta bazı kullanıcılar Hakan Çağanoğlu'nda nasıl oldu demiş. Hani Milan futbolcusu Inter'e gitti nasıl oldu demiş. Orada Milan'la anlaşamadığı ortaya çıkınca Inter devreye girip işi bitirdi diyor tabii. Tam dediği gibi mi bilmiyorum. Sözleşmesi bitti zaten. Bitti evet evet. Hakan. Aynen onu sormuşlar. O da öyle bir cevap vermiş. Burada hani kendi yönetimine de bir gönderme yoktur herhalde diye düşünüyorum. Şimdi biraz farklı bakayım. Hani Gedson Fernandez'le ilgili de aslında aynı şey çıkmıyor mu Beşiktaş böyle bir şey yaptıysa. Burada Beşiktaş yönetimindeki bu ilgili kişiye de bir gönderme vardır. Sonuçta Gedson'la Beşiktaş ilgilendi deniyor. Bir belge Galatasaray elimizde var diyor. Aynı şeyi de Beşiktaş yapmış oluyor o zaman. Valla işte burada az önce bahsettim ya gerçeği öğrenip bir karar verme ya da ya böyleymiş deme şansımız çok az. Çünkü iki taraftan gelen bilgi de kendi doğrularını anlatıyor.
Diyor ki biz yapmadık, onlar yaptı. Öteki tarafta diyor ki biz yapmadık, onlar yaptı. Şimdi biz de aradayız. Ne bileyim ben hangisi yaptı, hangisi savaşı başlattı. Bunu bilmek mümkün değil. Bir de savaş başlatınca illa savaşa girmek gerekiyor mu bir de? Yani tamam, Getson'la ilgilendi Beşiktaş diyelim. Galatasaray illa Gezzar'la mı ilgilenmeli yani? Bu böyle kulüp yönetilmez. Ya ona katılıyorum. Ona tam tersi de geçerli. Ona %100 katılıyorum. Zaten hani seninle konuşmuştuk. Geçen hafta anlattık, sen dün değindin. Eğer 8+3'ün olduğu bir noktada biz çok az yerli oyuncu yetiştirirken bir parlayan yerli isme 2 kulüp 3 kulüp hatta talip olsa bu anlaşılabilir, çünkü üretemiyorsun. Ama hakikaten yurt dışındaki oyuncu pazarında, yani Adnan Bey'i onaylamak için söylemiyorum ama bu kadar fazla futbolcu varken ve ekonomi bu kadar kötüyken aynı oyunculara gidip daha fazla para vermenin de garip olduğu ortada. Ancak tekrar altını kalın kalın çiziyorum. Yani bunu bilemeyiz. Anlayamamak değil de bilemeyiz. Sen mi başlattın, ben mi başlattım? Ya da senin dediğin gibi hadi ben bir yanlış yaptım. Sen de yanlışa yanlışla mı cevap vermek zorundasın? Ama belli ki oluyor. Ve olmuş. Şimdi bu da devam ediyor. Birbirlerini yaralarlar. Hep söylerim ben, yani savaşta kazanan çıksa dahi diğer tarafta hep yara alır. Hırpalanır. Tabii canım. Dolayısıyla iki tarafın da işine yaramayacak. Gözüken o. Şimdi Fatih Terim'le ilgili açıklaması oldu. 3 yıllık sözleşme imzaladık dedi ama herhangi bir tören, herhangi bir resmi açıklama, yani kulüp sitesinden yapılmadı değil mi Fatih Terim'le ilgili? Yok. O da enteresan bir durum. Çok göz önünde olmak istemiyorlar mı? Yani bir böyle bir basın toplantısı imza töreniyle kalabalık yapmak istemiyorlar mı? Maçlar var sürekli. Sonuçta her hafta maç yapacak Galatasaray. Büyük ihtimalle PSV maçı. Hani şimdi oraya çok fazla enerji harcamayalım, oraya konsantre olmayalım düşüncesi olmuş olabilir. Galatasaray'ın şu an önünde yarın akşam kritik bir mücadele var. Dünkü kurallardan sonra da işte Galatasaray eğer ben PSV'yi geçebilirsem 3. eleme turu benim açımdan biraz daha rahat olabilir diye düşünebileceği bir rakip çekti ya da rakipler çekti. Fatih Terim sözleşmesi imza töreni zaten yapılır Galatasaray'da. Hani çok da zaten hani böyle taraftarın heyecanlanacağı bir durum yok. Belliydi ne olacağı. Belki de bunları düşündüler. Evet, Beşiktaş'ta peki Sergen Yalçın'la ilgili resmi bir şey oldu mu, imza? Çünkü en son o da imza atmamıştı. O da bir fotoğraf karesi var biliyorsun. O kadar. En son o görüşmeden. Evden, evet, evin bahçesinden. Aynen. Yapılmış bir en son fotoğraf. O var. Resmi hesaplardan paylaşılan Sergen Yalçın'la orada herhalde olarak harcama limitlerindeki dengeleri mi bekliyor kulüpler? Sonuçta teknik heyete verilecek parada harcama limitlerinin içinde ki bahsedilen rakamlar da böyle az buz değil. Fatih Terim için 3 milyon euro ve güncel kuru deniyor. Yeni sözleşmesi hatırla çıkan haber Arda Turan'la birlikte. Sergen Yalçın için de yaklaşık 3 milyon euroluk işte 30 milyon TL'lik bir bonuslarla ücret. Evet. Ki harcama limitlerinde bu kadar eksideyken kulüpler, Beşiktaş yöneticisi yine alttan dalga kıran, şu an mevcut halimizde transfer yapamayız diyordu transfer sezonun başında. Üstüne maliyet arttı. Yani Sergen Yalçın'a verilen ücret belki iki katına çıktı. Beşiktaş'ta Fatih Terim'in geçen sene daha az aldığı söyleniyor. İşte TL'si sabitlenmiş. Bu sene onun da bütçesi artacak. Bu kulüpler nasıl tasarruf yapacak, ben onu da anlamadım. Başta zaten teknik adamlar zamlı. Futbolculara bazılarına zam. Sen Gezzar'ı istiyorsun, tekrar iki katı fiyat alacak belki Beşiktaş'a transfer olursa. Nereden kısacaklarını ben çözebilmiş değilim. Bilmiyorum o iş nasıl olacak. İşte tabii söylediklerin %100 doğru. Burak Elmas'ın hani şu gidecek oyuncularla yüz yüze görüştüm. Biraz hani işte orada bir bütçe yaratacak Galatasaray kendini. Artık kimler ayrılacaksa. Ama Galatasaray açısından da şöyle bence bir sıkıntı var. Gidecek oyuncularla görüşüldü değil mi? Evet. Şimdi üst üste Avrupa maçları oynanacak. Mesela o oyuncular konsantre olabilir mi? Şu açıdan olabilir. Yani oyuncu iyi oynar, dikkat çeker. Bu oyuncuya bir avantaj sağlar. Ama aynı zamanda ya ben nasıl takım bulurum kendime, bana ne Galatasaray'dan da diyebilir. O kadar zor bir denge ki bu ön elemeleri oynamak. Düşün şimdi, sen başkansın, 5 tane oyuncuyla konuştun, 5 tane oyuncuyla ayrılmak istediğini söyledin, oyunculara ilettin. O 5 tane oyuncunun 3'ü ilk 11'de olabilir. Şimdi Babel mesela PSV 11 maçlarında gözüküyor. Feghouli muhtemelde yazılıyor yine. Değil mi?
bu iki oyuncu yazılmış. Bunlar hakikaten çok zor süreçler kulüpler açısından. Ama diğer yandan da hani ayrılacak oyuncuya da şey yapamazsın. PSV maçı var diye onu söylememezlik yapamazsın. Evet. Hakikaten çok zor bu dengeleri, bu işleri bir arada yürütebilmek. Ama bunların hepsinin ben süre gelen yanlışlarla beraber bu noktaya geldiğini düşünenlerdenim. Bir yerde doğruları yapmaya başlarsan belki bu seneyi değil ama gelecek sene işlerini biraz daha rahata koyup ondan sonraki sene biraz daha rahata koyabilirsin diye düşünmekteyim. Bakalım hani bu süreci nasıl atlatacak kulüpler, ama senin söylediğin doğru. Hani hala sanki çok zorda değilmiş gibi hareket etmeler, transfer savaşları, fiyat yükseltmeler devam ediyor ki kulüp yani adına da. Mesela Beşiktaş'ı da anlamıyorum. Beşiktaş kimliği en düşük takım. Şimdi Teixeira deniyor. Rose'ye 4,5 milyon euro bonservis deniyor. Teixeira yıllık 2 vereceksin en az. İmza parası bir o kadar vereceksin. Diego Costa deniyor, aynı fiyatlar neredeyse. Gezzel'i almak istiyor. Ona bir bonservis verilecek. Üstüne bir de 2 milyon eurodan fazla bir sözleşme verilecek. Sergen Yalçın'ı söyledim. Yani bütçe çok artıyor geçen seneye göre. Bunun tasarruf kısmı neresinde olacak? Beşiktaş'ı mesela ben. Biraz leç. İşte o da giderse. Az biraz leç dediğin gibi giderse. Bir de kalıyor. Az biraz lens. İşte onları nasıl ikna edeceksin? İşte çok zor yani. Karagümrük demiş 200-300 bin euro vereyim. Yıllık Allah razı olsun demiş. Ne yapacak işte. Karagümrük akıllı. Kaç lens? 1.7 küsur alması tabii, lazım. 1.7 son senesinde ya 1.7 ya 1.8 alıyor lens bu sene. Geçen sene 1.85. Ama Karagümrük haklı. Yok, Karagümrük haklı canım. İsterse vermez. Hayır, doğru rakam. 1.8'miş garanti ücreti. Yani doğru rakam. 200 bin euro. Tabii yani lensi oynatabileceğin rakam o. Bu lensi oynatabileceğin rakam o. Daha fazlası değil, kusura bakmasın. Evet. 9'da 1'i garanti ücretini. Beşiktaş'ta kazanır. Öyle ama. 9'da 8'ini. Yani Karagümrük şunu diyebilir. Ben veririm 200-300 bin euro. Tamam. Hiç yoktan iyidir senin elinde kalacağına. Ama yok, fazlasını verme. Fazlasını verirse Karagümrük de hatalı bak. Onu Beşiktaş düşünecek abi. O yaptığı yanlışta. Tabii. Onu Beşiktaş düşünecek. Karagümrük'ün sorunu değil o. Karagümrük oyuncuya yıllık hak ettiği değeri veriyor şu an. Vallahi çok garip. Hollanda'da da vermezler. Yok, o kadar bak falan. Hollanda'da o kadar olur. Kim? 350-400 o civarlar. Onlar bizim kadar açılmıyorlar. Mesela şeyi okuyorum. Bu Berkan Kutlu var ya, Alanya Spor'da Galatasaray istiyor. Mesela Sassuolo. Onlar bonserviste mesela anlaşamamışlar. Şimdi Sassuolo Locatelli'yi kaç milyon euroya satacak bir kulüp, evet, değil mi? Hazırlanıyor. Yani Juventus'a satacak. Olmadı. Arsenal yine sırada. Onlar bile böyle işte 500 bin euronun, 1 milyon euronun hesabını yapıyorlar ama bizde hala o hesap çok yapılmış değil. Yani mutlaka görmüşsündür. Belki bazı dinleyenlerden de görmüş olabilirler. La Gazzetta dello Sport'ta geçtiğimiz sene, hatta Mustafa Taha onu Twitter'da paylaşmıştı. Belki oradan da bakabilirler. Bütün Serie A kulüplerinin oyunculara tek tek verdiği maaşları yazdılar. Mert. Ne kadar vermiş? Görmen lazım. Yani çoğu kulüpte 1 milyon euro olan bir iki tane oyuncu var. Ha, büyükler haricinde. Büyükler haricinde. Evet. Orada bir Ronaldo çok ayrık. Yani Ronaldo çok, Serie A'nın gerisi, yani, üzerinde çok üzerinde. Ronaldo'nun aldığı rakam, yıllık aldığı rakam 9-10 tane takımın ödediği maaş bütçesinden fazla. Yarısına yakın veren yoktur herhalde. Ronaldo'nun yarısını alan yoktur. 3'te 1'inden başlıyordur 2. sıradaki oyuncu herhalde. Tahminen. 12'ler 13 milyon eurolar var gene. Ama onun için söylemedim. Juventus özelinde söylemedim. Diğerleri için. 400 bin euro, 600 bin euro, 700 bin euro, 500 bin euro. Maaşlar böyle. Evet. İşte bilmiyorum nasıl olacak. Şimdi var mı hakkında kalan Burak Elmas'ın açıklamalarına? Fatih Terim'e dedik 3 yıllık sözleşme. Stanciu ismini de doğruladı. Bir 10 numara arayışı olduğunu düşünüyoruz. Gezler acaba 10 numarada mı değerlendirecek? Çünkü Stanciu'dan sonra da bir 10 numara ismi gündeme çıkmadı. Gelmedi, evet. Yani basında çıkmadı en azından. Belki Galatasaray gizli yürütüyordur. Ama mesela bu isimlerden bir kanat oyuncusu da gördük mü? Hani Gezza gibi bir sağ kanat. Yok. Hani 10 numara gördük. Savunma oyuncuları gördük bize. Bekler gördük. Sağ bek, sol bek. Burada şeyi anlamaya çalışıyorum. Yani sonuçta bir bölgeye transfer yapacaksınız. Birkaç alternatifiniz olmalı. Yani Gezza'yı gerçekten 10 numara mı düşünüyor? Onu anlamaya çalışıyorum. Hani çünkü Gezzeli, kanatta başka Gezzeli oyuncu çıkmadı. 10 numara düşünüyor olabilir. Yani 10 numara değil de böyle serbest işte. Hani 10 numara ben demek istemiyorum artık. Çünkü 10 numara deyince benim aklımda biraz da oyun kuran bir oyuncu var. Hani pas alan, pas alışverişi yapan. Gezzel çok öyle değil.
Eğer Gezzeli 10 numaraya pozisyonuna doğru kaydırırsan biraz daha benim gözüme Talisca geliyor. Daha serbest. Ondan sonra şeye yakın, kaleye yakın, santrofora yakın. Oralarda kilit pas atacak. Ama takım oyununu yönlendirmeyecek. Kaleye yakın olduğu zaman etkili olacak. Asist yapacak, gol üretecek. Bir oyuncu geliyor bana. Hani ben Gezzeli mesela oyun kurmasını bekler misin? Ben çok beklemem. Ben senin kadar şey değilim. Ben de o şeyi vermiyor Gezel. Ben de hani al ver yapar, rahatlatır takımı ileri uçta gibi geliyor. Bilmiyorum oyun tam kurar mı kuramaz mı. Ama o bölgede de düşünüyor olabilir Fatih Terim. Çünkü dediğim gibi hani başka isim biz mi kaçırıyoruz? Hani bir kanat oyuncusu transferi Galatasaray'da vardı da. Ama Galatasaray'ın zaten kanada da çok ihtiyacı yok. İşte o yüzden hani Stanciu Gezel o yüzden mi işte merkezde düşünüyor diye. Onu tabii Burak Elmas'tan öğrenemeyiz. Sonuçta o onu paylaşmaz. Fatih'in de söylemez büyük ihtimalle. Ama onu merak ediyorum. Burada işte Galatasaray'ın ayrılmasını istediği oyunculardan biri Feghouli mi? Mesela. Hı hı. Eğer Feghouli ise direkt sağ öne Beşiktaş'taki pozisyonunda Gezzeli transfer edebilir. Ama normal şartlarda evet farklı pozisyonlarda değerlendirebilecek olsan da Gezel artı Feghouli sağ ön bölgesi için çok pahalı bir rotasyon olur. O yüzden ya Feghouli sağ ön, Raşit Gezel merkezde serbest oyuncu gibi olması lazım. Ya Feghouli'nin işte geçen sene zaman zaman gördüğümüz gibi merkeze kaydığı bir düzen olması lazım. Raşit Gezel'in kendi pozisyonunda, orijinal pozisyonunda olduğu bir düzen olması lazım. Bunların hepsi kağıt üzerinde oluyor. Ama genel olarak işte oradan çıkacak kimyaya bakmak gerekiyor. Hani dün seninle konuştuk ya biraz takımlara dinamizm gerekiyor. Galatasaray'ın da o kurduğu çok iyi kadro Şampiyonlar Ligi senesinde bir enerji sorunu yaşamıştı. Evet. Çok çok iyi oyuncular olmasına rağmen sahada o şeyi görememiştik bir türlü. Hani kıvılcımı görememiştik oyunculardan. Böyle şeyi alınmış, havası alınmış bir takım gibiydi Galatasaray. Şimdi bu oyuncularla da işte onu oraya koyuyorsun, orada da oluyor. Ötekini oraya koyuyorsun, orada da olabilir diyorsun. Kağıt üzerinde çok çok büyük problem yok. Ama o duyguyu verecek mi? Bir de işte bunlarla beraber bütün bu konuşulanlar dönüyor dolaşıyor. Takım bütçesine bağlanıyor. Çünkü şu an Galatasaray aşağı yukarı takım bütçesinin yarısını 4 oyuncuya verirken eğer o oyuncuları gönderemez bir de Gezzeli alırsa o zaman %60'ını 5 oyuncuya vermiş olacak. Aynen. Oğulcan'la ilgili kısım var. Konusu kasıtlı olarak geciktirilen bir lisans konusudur demiş Burak Elmas. Biz zaten Oğulcan'ın lisansını alacağımızı biliyoruz ama Oğulcan için üzülüyorum. En formda olduğu dönemde oynayamıyor ifadesi var. TFF'nin genel kurulu var biliyorsunuz. Bu ay içerisinde mi Ağustos'ta mıydı? Şu an emin olamadım. Temmuz'un sonu olması lazım. Bu ay içindeydi değil mi? Temmuz sonuna doğru. Tüzüğünde bir değiştirmek istedikleri bir madde varmış. Onu onaylamayacağımızı buradan açıklayayım demiş. İbra konusunda da bize gelen evrakları inceleyeceğiz ve kararımızı vereceğiz. Diğer kulüplerle de görüşeceğiz dedi. Benim de bu yönde bir çağrım vardı kulüplere. Bu kadar TFF'nin karşısındasınız. Her icraatını neredeyse eleştiriyorsunuz. Kulüplerin yararına değil zararına bir görev yürüttüklerini düşünüyorsunuz. O zaman da bu genel kurulda ibra etmeyeceksiniz. Bu kadar basit. Öyle hani protesto edeyim ben katılmayayım demek de olmaz. Oraya gidip bence ibra etmemeleri gerek. Ama yapacaklar mı? Yapabilecekler mi? Burada tabii ki herkes gibi benim de birçok soru işaretim var. Diyelim reklama gidelim. Sonrasında Fenerbahçe'nin yazlık maçı vardı. Onu da aklımızda kalanları izlediğimiz kadarıyla yine paylaşmaya çalışalım. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Devam ediyoruz. Kurban Bayramı'nda ilk günündeyiz. Programımız 8'de başladı. İlk bölümde Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın açıklamalarını, oradaki gelişmeleri değerlendirdik. Şimdi biraz Fenerbahçe'ye bakalım. Dün 19.07'de 19 Temmuz'da Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi Sarı Lacivertler. 19.07'de başladı karşılaşma ve sonucunda da 4-1'lik bir Fenerbahçe galibiyeti geldi. Goller İrfan Can Kahveci penaltı, Samatta Serdar Dursun penaltı ve Mert Hakan yandaştan geldi Fenerbahçe adına onu söyleyelim. Kasımpaşa'nın tek sayısı da Yusuf Erdoğan'dan, o da penaltıdan kaydetti. Maçta 3 penaltı oldu gördüğünüz gibi. Üçünde de
kalecileri mağlup etmeyi başardı. Sanırım üçü de ters köşe oldu. Ki hazırlık maçlarında tabii stres çok daha az, penaltı kullananlar da çok daha rahat kullanabiliyorlar. Gole de çevirmeyi başardılar. Tabii Fenerbahçe ile ilgili dün dikkat çeken kısım yine taktik dizilişi oldu ilk başta. Vitor Pereira maçı da bu arada kenardan değil, yukarıdan, balkondan takip etmiş. Ben de bakıyorum kenara, göremiyorum. Orada başka biri konuşuyor sürekli. Pereira bir önceki maçta galiba benzerini yapmıştı. Aynen. Bir önceki maçta. Yukarıdan yine izlemişti dünkü maçları. Çünkü kameranın çekildiği açıda hani biz izleyenler için çok kötüydü. Özellikle karşı taraftaki aksiyonları çok sağlıklı bir şekilde takip edemedik. Normal tabii, o idman tesislerinde olduğu için stat konforu olmayacağı açıktı. Ama yine de bir fikir verdi Fenerbahçe. Üçlü savunma devam etti dedik. Berke kaledeydi. Evet. İlk yarıdaki 11'de. Üçlüde Kolker sağ stoper, Lemos merkez, Zalai sol stoper olarak oynadı. Sağ kanat beki olarak Nazım Sangare, sol kanat beki olarak Ferdi Kadıoğlu. Onların ortasında Ozan Tufan Sosa. Onların önlerinde İrfan Can Kahveci sağ yakın, Sinan Gümüş sola yakın ve Ener Uç'ta da Samatta. Bu 11'le çıktı Fenerbahçe ve gollere bakarsak ilk gol penaltı, İrfan Can'ın sağda toplu buluşması, Samatta'yı savunma arkasına kaçırması, Harun Tekin hatalı çıkışı penaltı. İkinci golde yine İrfan Can aynı yerde yaklaşık topla buluşuyor. Samatta duruyor savunmanın kucağına yakın, sonra birden hareketleniyor. İrfan Can'la çok iyi bir anlaşma, İrfan ara pasını veriyor. Çok iyi de bir son vuruşta Samatta golü atıyor. Ben pozisyonları izlediğim zaman şunu düşündüm. Geçen sene Samatta böyle iki tane pası aynı maç içerisinde almış mıydı? Evet. Aynı devre içerisinde almış mıydı? Tabii işte bazen insanların iyi yaptığı şeyleri karşılığını nasıl söyleyeyim, sporda bu şekilde bulabiliyorsun. Demek istediğim şu, hani bazı oyuncu vardır basketbolda sağına gidemez. Siz onun sağını kapatırsanız ondan sonra onun savunması tamamen biter. Ama bazı savunmacı vardır, bu kez o kendi soluna gidemez. Sizin sağ tarafına gitmeniz iyidir. Bu kez siz oradan avantaj sağlarsınız. Şu açıdan söylüyorum, yani İrfan Can o paslar atarken o kadar rahat ki. Evet. O kadar ölçülü ve o kadar güzel paslar atıyor ki. Demek ki İrfan Can böyle sağa yakın sol ayağıyla oraya doğru o işi çok güzel yapıyor. Belli hani, o kadar rahattı ki. Aynı şekilde demek ki Samatta da o çaprazı en iyi yapıyor. Hı-hı. Dün bunu anladım ben. Hani çünkü Samatta'yı şöyle bir tekrar düşündüm. Geçtiğimiz yıl yok dedim, bulamadım yani o kadar kısa süre içerisinde. Neyi yapıyor? Bir devre içerisinde. Yani o çapraz koşuyu demek ki, hani koşuyu gösterip pası alması önemli. Çünkü sen koşuyu yapabilirsin de pas vermedikleri sürece bir anlamı yok. Onu yaptığı anda işte bir penaltı yarattı, bir de gol attı. Tabii bu şu anlama gelmez. Hani Samatta Fenerbahçe'ye devam edecektir ya da Samatta bu oyunuyla her şeyi ispatlamıştır, o bakımdan söylemiyorum. Ama dün işte denk geldi. Dün iki oyuncunun da iyi yaptığı şeyler, birbirlerini anlamaları saha içerisinde denk geldi ve birbirinin kopyası iki pozisyonda Fenerbahçe iki gol buldu. Bunun yanında mesela dün işte YouTube kanalı verdi. Ben YouTube'dan takip ettim karşılaşmanın ilk yarısını. Hakikaten izlemek zor. Oyunu anlamak, oyunu okumak da zor. Ben merak ediyorum, teknik direktörler neden yukarıdan izlemiyor? Normal karşılaşmalar. Evet, yani ben teknik adam olsam inan sağ kenarında işim olmaz. İşte orada da ekipten birilerini tribüne çıkartıp evet, ondan hani rapor alıyorlar genelde. Bunu yapıyorlar genelde zaten. Ama hani yukarıdan takımın boyunu, oyuncuların alan paylaşımını, işte koşularını, her şeyi çok daha rahat görmek varken neden bu sağ kenarından kendilerine işkence ederler? Ya da nedir bizim anlayamadığımız orada? Bir türlü çözemedim. Dün izlerken onu düşündüm biraz. Hani Pereira topuk yaylasında da yukarıdan izlemişti. Burada da yukarıdan izledi. Ben olsam hep yukarıdan izlerim. Peki maçlarda, resmi maçlarda da aynısını yapacak mı? Gerçi ya, tribünde otururum. Yani tribünde otururum icabında. Oradan bakarım sahaya. Hani ne kadar geçiyor ya da neyi farklı orada, onu bilmiyorum. Bilmediğimiz bir şey var kesin. Hı. Sonuçta yaygın olan bu çünkü. Evet. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. Fenerbahçe'yi konuşuyorduk. İlk yarıdan biraz bahsediyorduk. Dikkat çeken performans, hani Samatta, İrfan Can Kahveci en çok ön plana çıkan iki isim. Onlar oldu ama onlar haricinde var mı? Mesela Ferdi Kadıoğlu'nu pek beğenmemiş olacak ki. Çok erken bir değişiklik yaptı. Evet, oraya Muhammed Gümüşkaya genç futbolcuyu aldı. Yusuf Erdoğan çünkü orada çok hareketliydi.
Ferdi Kadıoğlu'nun tutamadı. Muhammed Gümüşkaya da ikinci yarıda da çıktı. O da Caner Aykin'e bıraktı yerini. O negatiflerden biriydi. Lemos bir de penaltı yaptırdı. Evet. İlk yarıda Kasımpaşa ama hücum tehdit olarak neredeyse hiçbir şey yapamadı Fenerbahçe karşısında. Hani savunma oyuncuları hatta kanat bekler açısından çok zor bir 45 dakika değildi. Penaltı olsa da hani Fenerbahçe'nin gol yemesi biraz böyle bir bireysel hata ya da rakibin yapacağı ekstra bir harekete, vuruşa bağlı gibi gözüküyordu. Bunun yanında asıl olan tabii anlayış. Fenerbahçe'nin ne düşündüğü, ne yapabileceği. Bu üçlü savunma, hadi üçlü savunmayı geçtim ama iş orta saha ve ileriye doğru gittikçe Fenerbahçe için bence bu anlayış geçen sene yaşadığı sıkıntıları, sezonun ilk yarısında yaşadığı sıkıntıları yaşatmayacak gibi gözüküyor Fenerbahçe'ye. Ben öyle görüyorum. İşte Osayi Samuel mesela eğer Fenerbahçe'de klasik bir dörtlü olsa 4-2-3-1'de yetersiz gözüken bir kanat oyuncusuyken kanat beki pozisyonunda daha fazla fayda verebilir Fenerbahçe'ye. Gencecik, enerji dolu bir adam Osayi Samuel. Osayi Samuel hala kendi oyununu geliştirebilir. Bu taktik anlayışıyla beraber hani seninle zaman zaman örnek veririz işte Victor Moses örneği, evet. Chelsea'deki gibi. Hani tamam belki birebir değil ama onları yapabilecek bir oyuncu gibi diye düşünüyorum ben. Bir de şansı ilk yarıda o bölgeye yakın İrfan Can Kahveci oynadı. İkinci yarı Mesut Özil oynadı. Evet. Şimdi o bölgede de böyle ayağına hakim futbolcular var. Ara pası yapabilecek. Paskalitesi çok yüksek. Çok yüksek isimler var. O da bir avantaj. Topsuz oyunu da bence iyi. Osayi Samuel. Yani işte orada Osayi Samuel'de ya da işte teknik direktör Pereira'da ikisi bir araya gelip Osayi Samuel'in mesela bu sistemde neler yapması gerektiğini konuşup tartışıp o beklentiye girebilirler. Bence o da geçen sene kayıp olmasına rağmen bu yıl bu taktik anlayışla devam ederse Fenerbahçe'de fark yaratabilir. Bunun dışında Fenerbahçe'nin kanat beki olarak oynayabilecek oyuncuları var. Bunları biliyoruz. Ama bunun yanında 3-4-3'ün işte avantajı tamam. Kanat bekinin arkasında belki bir direkt bek yok ama işte önündeki oyuncu da ona büyük kolaylık sağlıyor. Ve kanat bekinde rotasyona da gidebiliyor Fenerbahçe. Şimdi Nazım Sangare, Osayi Samuel. Sağ tarafı o olabiliyor. Öteki tarafta Novak da olur, Caner de olur. Hatta oraya da bir kanat profilli Ferdi Kadıoğlu denilir hani mesela. Ferdi de olur işte. Dün Ferdi denendi zaten ilk 45 dakikada. Hani orada da Fenerbahçe'nin alternatif var. Sadece olay Fenerbahçe'nin stoper havuzu geniş. Dolayısıyla üçlü oynaması lazımla alakalı bir durum değil. Kanat bekleri, merkez orta sahası ve Fenerbahçe'nin 3-4-3'ün en ucunu, üçüncü bölgesini oluşturan üç oyuncusu da yine o özellikleri yani sistemin istediği, sistemin talep ettiği özellikleri karşılayabilecek oyuncular. Kağıt üzerinde benim çok aklıma yatıyor bu sistem. Değil mi? Benim de. Ben de ilk defa ilk maçı takip edememiştim ama bu maçta da genel olarak ben Fenerbahçe'yi beğendim. Hani Ferdi Kadıoğlu orada çok olur mu ondan emin değilim. Çok da olmadı gibi zaten ilk yarıda. Belki Yusuf Erdoğan karşı profil olarak için. Da zor biraz Ferdi. Evet onu hani o santrafor arkasındaki ikilide denese daha iyi ama orada da tabii kalabalık olduğu için büyük ihtimal ya da Sinan Gümüş'ü daha önünde görüyor. Mesela tersi Sinan Gümüş sol kanat peki gibi düşünüp Ferdi acaba 10 numara olarak denenebilir mi? Sinan Gümüş de çünkü Ferdi deneniyorsa Sinan Gümüş de denir orada. 10 numaradan kurtulalım Mert ya. 10 numara ne diyeyim ona? Gel kurtul 10 numaradan. Yani 3-4-3'te kime 10 numara koyuyorsun? 10 numara ne diyeyim peki? O bölgeye bir isim söyle. Kanat değil. Merkez orta saha değil. 10 numara. 10 numara şimdi. Sosa, Ozan işte onlar merkez orta saha. Önlerindekiler de 2-10 numara gibi düşün. Ama 10 numarayı illa şey olarak algılamam. Pozisyon bulunduğu bölge olarak söylüyorum 10 numara. Yoksa daha ne diyeyim bilmiyorum aklıma gelmiyor bir yok, şey. Yok yok doğru söylüyorsun. Düşündüm de doğru söylüyorsun. Başka bir şey bulamadım. Bulursam onu şey yapayım kullanayım. Onlar değişebilir diye düşünüyorum. Kolkır inat da sağ stoper olarak kullanıyor. Orada da herhalde Serdar Aziz mi merkezde düşünüyor. Şimdi onda bir sakatlığı varmış. Dünkü maçta riske edilmemiş. Düşünüyor diye değil. Belki sakatlığı var diye. Yani şimdi Fenerbahçe'nin ilk 3 stoperi kim olur? Yani bu düzende ben Tisseran da olabileceğini düşünüyorum. Kolkır Zalai kesin. Ama Kolkır ısrarla sağ stoper oynatınca ben orada Tisseran'ı düşünüyordum. Demek ki Serdar Aziz'i üçlünün ortasında düşünüyor. Sol Azalai'yi sağ
kol kır hazırlıyor gibi. Yani Serdar geldiğinde sağa kayabilir diye düşünüyorum ben de. İşte kol kırı da merkeze kayabilir diye düşünüyorum. Ama öyle olsa kol kırı şimdiden merkezde alıştırır. Çünkü o da önemli. Sonuçta merkezde mi oynayacaksın sezon içinde? Sağ stoper mi, sol stoper mi? Orada da bir ezberin olması bence mantıklı geliyor bana. Hani normal şartlarda benim kafamda Serdar Aziz, kol kır ve Zalai var. Evet, bu büyük ihtimal bu olacak. Ama zaman zaman şunu da göreceğiz çok büyük ihtimalle rotasyona göre. Novak. Novak ve Luis Gustavo. Şimdi ikinci yarıyı daha konuşmadık tabii. İkinci yarıda takım komple değişti. Bu sefer kaleci Berke de çıktı. Geçen maç 90 dakika oynamıştı. Altay forma giydi. Gustavo üçlünün merkezinde oynadı. Evet. Stoperde. Sol stoper Novak oynadı. Sağ stoperde de Tisserand forma giydi Fenerbahçe'de. Yani Gustavo'nun artık orta sahanın ortasındaki forması sanki biraz uzaklaşıyor kendisinden. Mumasya döneminde de bir ara stoper oynuyordu orada. O göreve doğru gidiyor. Duran toplarda zorlanıyor. İkili mücadelelerde çabuk oyuncular karşısında dönmekte zorlanıyor. İkili mücadelelerde güçlü oyuncular karşısında zorlanıyor. Luis Gustavo'yu ben özellikle stoperde denemem. Elimde böylesine stoperler varken şimdi yani Colker'la Luis Gustavo'nun fizik gücünü yan yana koysana. Yok. Evet. Kıyaslasana. Yani Colker adamı yer. 1.90 boyunda kapı gibi bir adam. Hava toplarına çok hakim. Hatırla yani geçen sene sadece şu açıdan da bahsetmiyorum. Stoper oynadığında değil. Fenerbahçe duran top savunması yaparken de Luis Gustavo'nun çoğu topa dokunamadığını, vücut olarak zayıf kaldığını görmüştük. O yüzden Luis Gustavo oynayabilir mi? Oynayabilir. Ama oynadığı zaman şu eldeki stoperlerden daha büyük bir katkı vereceğini düşünmüyorum ben. Luis Gustavo'yu Joker gibi değerlendirebilir Pereira. Öyle bir ihtimal var. Hani geçen sene nasıl sakatlıklar yaşadığını her takımın hep beraber gördük. Eğer çok zorlanırsa savunma rotasyonunda evet oynatabilir. Merkez orta sahada yine oynatabilir. Ama ilk 11 için mi dersen hani bu 3-4-3 düzeninde ilk 11 zor gözüküyor. Dün mesela Ozan Tufan Sosa da bence cesur bir orta saha merkeziydi. Hatta ikinci yarıda Mert Hakanyanday Zaitz. O da yine. Evet, o cesur. Da bayağı cesur bir merkez orta saha tercihi. Ama Fenerbahçe taraftarının beklentisi de cesur bir teknik adam, cesur bir takım. Evet, Gustavo da çünkü çok eleştiri aldı geçen sezon merkez orta sahada işte oyunu yavaşlattığı için. Şimdi daha hareketli, daha ayağına hakim oyuncular, daha tempolu isimler evet. Tercih edecek Pereira'da galiba. Aynen öyle. Bir de hep söylüyoruz, şu an 3-4-3 oynaması Fenerbahçe'nin sezon içerisinde 4'lüye dönmeyeceği anlamına gelmiyor. 4'lüye döndüğü anda Luis Gustavo'nun da o takımda yer bulma ihtimali tabii ki var. Ama şunu da diyebilirsin, Luis Gustavo bu tarz bir kullanım için çok pahalı bir rotasyon oyuncusu olmaz mı? Tabii ki öyle. Böyle olacaksa onun da yollar ayrılmalı. Tabii ki öyle. Ve büyük ihtimalle de eğer hani Pereira bir karar verirse Luis Gustavo da gönderilmeye çalışacak oyunculardan biri olabilir. Geçenlerde dile getirmiştim. Şimdi Pereira tabii ki Fenerbahçe'ye gelmeden önce bir kadroyu çalışmıştır ama oyuncularla çalışmak farklı bir şey. Kafasındakini ne kadar uygulayabildiklerini görmek farklı bir şey. O yüzden sürprizler olabileceğini hatırlıyorsan söylemiştim. Hı hı. Sürpriz sayısını da öyle hani 5-6 tane çok radikal değişiklik beklemiyorum ama 1-2 tane beklenmedik oyuncu Fenerbahçe'yle yollarını ayırabilir. Normalde listesi yapılan ve gidecekler dışında söylüyorum bunu. Hani birçok oyuncu var zaten gitmesine kesin gözüyle bakılan ama onların dışında 1-2 oyuncu da ayrılabilir. Asıl olan bu anlayışın oyunculara geçmesi ve oyuncuların da bu oyunu coşkuyla oynayabilmesi. Onlara da uygun olması. Şu an işler kötü değil. Bence gayet iyi. Beklentilere evet. Bakarsak gayet iyi. Mesut Özil dün mesela ikinci yarıyı biraz konuşacak olursak o da hani normalde topu ayağına isteyen ve öyle fark yaratan bir oyuncuyken dün topsuz koşularıyla da çok fark yarattı Mesut Özil. Golün gelişiminde de o Mert Hakanyandaş'ın attığı golde savunma arkasına hareketlendi. Bir savunma arkası koşusu yaptı. Birkaç pozisyon daha yine topsuz iyi işler çıkardı Mesut Özil. O da çok istekli. O golü de şiir gibi bir gol diye verdi değil mi? Evet, Fenerbahçe resmi hesabından İzledim paylaştı. Evet, gerçekten güzel bir organizasyon. En son Serdar Dursun'un hani pivot olarak bırakıyor topu gerisindeki Mert Hakan. O da Allah verdiyse vurdu gol evet. Oldu. Güzel bir organizasyon. Serdar Dursun çok istekli. Hani benim daha seveceğim tarzlı bir golcü. İşin savunma kısmını da çok aksatmıyor. Geriye kadar geliyor. Hatta hani 10 numaraları merkez orta sahaları geçip savunmada böyle pozisyon aldığı
birkaç sekans hatırlıyorum. Presi de yapıyor önde. Bu bence çok bu anlayışta faydalı olabilir özellikle pres gücüyle birlikte. Tabii Serdar Dursun'dan beklentiler öyle çok düşük değil. Hani belki müthiş ses getiren bir transfer olmadı ama kimse de hani hemen gidecek ya da bu takıma olmaz diye düşündüğü bir oyuncu da değil. Onu söylemek gerekiyor. Biraz zaman istemişti. Hatırla, evet. Bu karşılaşmadan önce biraz zamana ihtiyacım var demişti. Dün oynadığı oyunda attığı gol de penaltıdan olsa ona moral vermiştir. Hani Fenerbahçe'de şimdi daha bir Ener Valencia'nın geleceğini düşünürsek işin hücum hattına. Onu da nerede değerlendirecek tabii. Bu zor işi şeyin. Solan olacaktır büyük ihtimalle. Bu 3-4-3'ün. 3-4-3'ün. Sinan Gümüş'ün oynadığı yerde. Evet, en ilerisindeki üçlü de olacaktır. Hı-hı. Sol önde olacaktır. İşte ama burada öyle. Kimleri tercih edecek? İşte Pelkas var, Mesut Özil var, İrfan Can Kahveci var. Hani ben bir santrfor alınacağını varsayarak bunu konuşuyorum. Yoksa Valencia'yı santrfor alınmazsa. Sen kimi tercih edersin? Ali abi çok zor soru, bilmiyorum. Yani çok zor. Mesut Özil var, İrfan Can Kahveci var. Şimdi İrfan Can Kahveci 8 numara gibi düşünmüyor herhalde. Daha önde değerlendirmek istiyor ama Mesut da var şimdi. İkisinden birini tercih edecek herhalde. Diğer tarafta da Valencia Pelkas arasında kalacak tahminen. Valencia'yı herhalde Pelkas'ın önünde tercih edebilirim ben. Evet, ben de Valencia'yı tercih ederim kesinlikle. Hiç orada tartışmam. Diğer tarafta da İrfan Can Mesut'un biraz önünde gözüküyor. Hı hı. Eğer 3-4-3 oynanacaksa Fenerbahçe'de hani Valencia yeni santrafor, İrfan Can, Pelkas, Serdar Dursun ve Mesut Özil ikinci, hı hı, rotasyon oluşturan oyuncular. Merkeze dönecek olursan merkezde Ozan Tufan garanti gibi. Ozan Tufan'ın yanında kim olur? Sosa olur, Mert Hakan olur. Sosa da olur. Zayt de mesela iyi. O Zayt da istekli. Gidecek diye düşünülüyor ama, değil mi? Bilmiyorum artık. Şimdi Gustavo'yu stoper olarak düşünecekse İtalya'ya döner diye düşünüyorum. Merkezde de ihtiyacı olur Zayt'sa. Hani Fenerbahçe'nin orada da opsiyonları var. Kanada zaten saymıştık. Hani gördüğün gibi yine takımın elinde hakikaten ligin bana sorarsan çok üzerinde bir kadro var. Şimdi ilk 11 diyorsun ki, yani bizim kafamıza göre tabii, bizim, hı, yaptığımız 11 bu. Valencia, yeni santrafor, İrfan Can diyorsun. İkinci 11'de Pelkas ve Mesut Özil geliyor. Yani yok artık LeBron James aslında. Yani böyle bir kadro işte. Kalitesi, derinliği tabii çok, ligin çok üzerinde aslında. Ama ondan işte verim almak önemli. Pereira da şimdilik o verimi alacak gibi duruyor hazırlık maçlarında. Zaten bütün olay o. Yani elindeki kadrodan verim alabilmek. Hı hı. Yani teknik direktörlüğün tanımı bana göre o. Bana desen ki kitap yaz teknik direktörlerle alakalı. İlk onu yazarım. İlk madde o. İkinci madde de iletişim. Ha, iletişimi bireye koyup verimi öyle alıyorsan ayrı. Ama ne varsa onu ortaya çıkarman, onu parlatman gerekiyor. Onu yapanlar ön plana çıkıyor. Pereira da bunu yapabilirse Fenerbahçe beklenilenden de iyi bir şey sezon geçirebilir. Berke, onu da söyleyeyim, öyle reklama gideyim. İlk yarı oynamıştı ve o da böyle çıkışlarıyla kalesini çok terk etti. Hani çizgi kalecisi olmadığını gösterdi. Riskli mi? Riskli. Ama en azından modern futbolun gerekliliklerini nispeten yerine getiriyor. Çok riskli iki hamlesini hatırlıyorum. Bir sol tarafta yaptı, bir yine ileri kadar çıktı merkezden. Ya ama güven verdi mi? İşte mesela. Bilmiyorum o. Ben de biliyorsun ilk ona bakıyorum. Hı hı. Şimdi topa çıktın. Her çıktığın topu ıskalaman mümkün değil kaleci olarak, değil mi? Bir iki tanesine dokunacaksın mutlaka. Ama o çıkarken o hareketinin insana ya da karşı tarafa ve takım arkadaşına bence güven vermesi gerekiyor. Hani çok güvenli bir şekilde topa çıkıp dokunan, yumruklayan, alan kaleciler var. Hı hı. Mesela buna Donnarumma'yı örnek olarak verebilirim. Tabii ki üstün fizik gücü de buna çok büyük katkı veriyor. Ancak yani Donnarumma bir yan topa çıktığı zaman çok fazla kafanda şüphe olmuyor. Ya bunu alır diye bakıyor. Şimdi diğer tarafta bizim bu yan toplardaki zaten yani kalecilerimiz çok iyi ama yan toplarda çok iyi bir kalecimiz yok. Hı hı. O da işin garip tarafı. Bu yan toplardaki çıkışlarında yani böyle ucu ucuna dokunamayabilir. Ya bunu iki kere yaparsa üçüncü gol olabilir. Ben de o hissiyatı yaratıyorlar. Altay da öyle, Ersin de öyle, Uğurcan da öyle. Dün Berke de öyleydi. Bana çok güven vermiyorlar. Yan top konusunda. Evet, yan top tabii o kesin, orada daha fazla gelişmesi lazım kalecilerimizin ama ben hani
savunma arkasına atılan toplar, çünkü Fenerbahçe'de çok büyük ihtimal yine önde oynamayı benimseyecek. Kalecinin de çizik kalecisi olmaması, daha çok önde olması gerek. Bu açıdan sınıfın nispeten geçtiğini düşünüyorum. Ama tabii yarın öbür gün kritik bir hata da yapabilir sonuçta. Bu da risk bu kadar. Çünkü. Zaten kalmasını çok beklemiyoruz biliyorsun. Evet. Ama oradaki planlama nasıl olacak bilmiyoruz. Bir kaleci arayışı var mı Fenerbahçe'de? Gerçi öğrenemiyoruz ne arayışı var. 3-4 transfer yapacağız dedi Selahattin Baki. Hangi bölgelere yapacaklar? Yani santrforu düşünüyoruz. Mesela sağ bek düşünülüyordu. Bir Saliko ismi gelmişti ama hani bu düzenle devam edilecekse gerek kalmadı. Gerek kalmadı güzel, gibi. Değil mi? Öyle değil mi yani? Ya bir ben üçlü oynayacaksam o saysam ben Nazım'la. Şu an gerek yok ama. Hani Sinan Gümüş'ü bile oynatırım ben sağ sol kanat bek olarak. Evet ama İşte planlama da sadece üçlü oynayacağım diyerek yapılmayabilir futbol takımında. Yani yarın öbür gün dörtlü oynamak durumunda da kalabilirsin. Hatta kalabilirsin değil, rakibine göre o değişikliği de düzeni de değiştirmen gerekir. Hı hı. O yüzden de planlamayı ona göre yapmak lazım. Ama şu an normalde dediğin gibi çok gerek yok. Hani Osay Samuel'de oynatabilirsin. Nazım Sangare'nin olası Allah korusun sakatlığı ya da cezasında, dediğin gibi Sinan Gümüş'ü bile oynatabilirsin. Hatta stoperlerinden bir tanesini sağ bek bile oynatabilirsin. Yani Fenerbahçe'de zaten. Serhan'ı da sağ bek, dörtlüğünü sağ bek yaparsın. Son yıllarda kimler oynadı biliyorsun bek pozisyonunda. Aynen. O alternatifi var en azından. Dirar'la ilgili tabii bir şey yok değil mi? Dirar da gidecek oyunculardan biri olarak gözüküyor. Hani Dirar'ı da zaten kullanmayacaksan o kadar maaşta çünkü 2 milyon euro civarında bir maaşı var Dirar'ın. Ancak mesela şunu da diyebilirsin. Hani az önce bahsettik ya bir transfer. Şimdi Fenerbahçe'nin transferi Dirar'dan pahalıya patlayacaksa ben Dirar'ın kalmasını savunurum. Hı hı. Daha önceden de dile getirdim bunu. Eğer sağ bek alternatifi olarak, hatta sağ kanat bek alternatifi olarak bile Dirar durabilir. Ama işte hepsi karar. Daha ucuz bir oyuncuya yönelebilirsin Dirar'ı göndererek. Çünkü sezonun genelinde üçlü oynayacağını düşünüyorsan, yani dörtlü oynadığın noktada ikinci bekinin 2 milyon euro alması çok çok sağlıklı değil. Barış Ertün, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı iddia. İddia bölümündeyiz. Şimdi bugün salı günü ve artık salı ve çarşambaları Şampiyonlar Ligi günü olarak devam edecek bir süre. Bugün de karşılaşmalar var. Bugün 20 Temmuz salı günü 18'de, 19'da 21 seansı, 21.30, 21.45 güzel karşılaşmalar var. Ve bu karşılaşmalara tek maç ve canlı seçenekleriyle iddia.com'dan oynayabilirsiniz. Tabii ki yarın da Galatasaray temsilcimiz PSV Eindhoven deplasmanında olacak. O da aynı şekilde o karşılaşmayla ilgili bahis seçeneklerine de yine iddia.com'dan ulaşabilirsiniz. Bugünkü maçlardan dikkat çeken tabii Rapid Wien Sparta Prag mücadelesi, ki Rapid Wien'i ben geçen sezon birçok maçta yorumlama fırsatım olmuştu. Orada da Yusuf Demir biliyorsun genç futbolcu Barcelona B'ye kiralandı. Evet. Bir senelik satın alma opsiyonu da var. Ona da hep çünkü yeni Messi. Messi hayranı olarak büyümüş bir futbolcu. Messi formasıyla hep küçükken futbol oynarmış. Şimdi idolünün yanında onunla aynı idmanı paylaşma fırsatına sahip olacak Yusuf Demir. Bizim kaçırdığımız yeteneklerden bir Avusturya milli takımını seçmişti. Euro 2020'de göremesek de önümüzdeki yıllarda çok daha fazla adından söz ettirecek. Çünkü daha genç. 2003 dediğim gibi 18 yaşında bir gencecik bir isim. Bir de Celtic Midtjylland, tabii Galatasaray cephesinin en çok merakla beklediği maç. Muhtemel iki rakibi karşı karşıya gelecek bu eşleşmede de 21.45'te maç. Evet. Celtic maçı tabii merakla takip edilebilir. Galatasaray'ın muhtemel rakibi diye 21.45'te sen de söyledin. Celtic'e 1.75 oran verilmiş. 2.5 gol üstü de 1.76. Ben 2.5 gol üstüne gidebileceğini düşünüyorum. Hı. Bu mücadelenin. Celtic galibiyeti yerine 2.5 gol üstüne yönelirdim. Bir de saat 21'de French Varos karşılaşması var. Orada minimum bahis sayısı 2 ama orada da French Varos'un ben evinde minimum 2 farklı kazanacağını, handikapı aşacağını düşünüyorum. Yarın PSV Galatasaray mücadelesi var. Dün biraz bahsetmiştik. Bugün oran tabii net olarak belli. Şu an 1.44. Oo, dün 1.60'lardan bahsetmedin mi sen? 1.56 falan demiştik. 60'dı. 3.50 Galatasaray'ın oranıydı dün. Çok fazla değişmiş. Şu an Galatasaray'ın galibiyeti 4.20. PSV galibiyeti 1.44. Ben bu kadar fark olduğunu düşünmüyorum.
takımlar arasında. Hı hı. Yani PSV tabii ki sağ avantajıyla önde olabilir Galatasaray karşısında. Ona itirazım yok ama yine de bu maçın minimumunun ben 1.85-1.90 olması gerektiğini düşünüyorum PSV adına. Hani bu kadar da değil bence. Bakalım maçta göreceğiz bu kadar mı değil mi? Ya umarım öyle yanılmam. Hani tabii. Umarım yanılmam. Tabii aynen öyle. Çünkü Galatasaray'ın biraz diş geçirmesi, hatta çok avantajlı bir skorla dönmesi temennimiz. Galibiyet tabii ki iyi ama 4.20'lik bir oran gerçekten çok yüksek bir oran. 2.5 alt üstle ilgili. 1.56 2.5 gol üstü. 2.5 gol altı da 1.77. Yani aslında gollü ve PSV'nin kazanacağı bir maç. Hmm. İddianın kafasında böyle evet. Hani 2-1 3-1 gibi bir PSV galibiyeti kurmuş. Oranlara göre öyle söyleyeyim. Evet, durum bu şekilde. Şampiyonlar Ligi heyecanı bugün bu maçlar var. Yarın da yine önemli karşılaşmalar olacak ki başta zaten PSV Galatasaray mücadelesi var. İki bültenin de en güzel maç olarak gözüküyor yarın için. Bugün de dediğim gibi iki maç, bu Rapid Wien Sparta Prag ve Celtic Mijulen karşılaşmaları öne çıkan maç olarak gözüküyor. Şimdi o zaman iddiadan da bahsettik. Diğer gelişmelere programın son bölümünde biraz bakalım. Az önce Galatasaray'la ilgili şunu demiştim. İşte Stanciu ismi gündemde. Gezal var ama farklı alternatifler var mı? Galatasaray 10 numara mı arıyor yoksa kanat mı arıyor diye. Beşiktaş'ta mesela aslında aradığım haberi buldum Beşiktaş'la ilgili. Galatasaray'la bulamasam da. Gezal eğer olmazsa yönetimin A ve B planları varmış. İlki Yarmolenko, ikincisi de Roni Lopez. Aslında bir süredir bu oyuncuların adları geçiyor basında. İkisi de sol ayaklı, sağ kanatta oynamayı tercih eden futbolcular, benzer anlayış. Yani birebir aynı özellikte diyemeyiz belki ama en azından kafasında bir şablon var belli ki teknik heyet ve yönetimin. Bu tarz oyunculara gidiyorlar. Ama tabii bunlar da pahalı opsiyonlar gibi gözüküyor. Özellikle Yarmolenko'nun yıllık ücreti de çok fazla bildiğim kadarıyla. Adı Fenerbahçe'de de geçiyor. Şaşırdık mı? Tabii şaşırmadık. Neredeyse her kulüple yıllardır adı geçiyor Yarmolenko'nun. Bakalım Beşiktaş Gezal'le anlaşamazsa, ki onun da durumu herhalde Perşembe Cuma gibi netleşecek. İstanbul'a gelecek menajeri. Bu işi de kendi adına çok iyi yürütüyor. Onu da söylemek lazım. Buradan karlı çıkan o olacak. Oradaki duruma göre Gezal Galatasaray'la anlaşırsa Beşiktaş'ın da hedefindeki bu iki isim olduğunu söyleyelim. Yarmolenko'yu çok seviyorum. Çok beğeniyorum yıllardır. Çok beğenerek takip ettiğim bir futbolcu. Onu Süper Lig'de görmek, izlemek isterim. Ama tabii ne kadar yıllık ücret alır, Gezal gibi aynı etkiyi yaratır mı, onu bilemiyorum. Onu zaman gösterecek. Evet. West Ham'da ağır sakatlığı sonrası kadronun da biraz değişmesiyle beraber 11'deki yerini tamamen kaybetti. Ama İngiltere'de başka bir kulübe gitmek isterse tabii ki rahatlıkla gider. Yarmolenko'nu söylemek lazım. Ki Euro 2020'de de fena oynamadı. Aynen gözüküyor. Katılıyorum sana. Zaten milli takımda hep başarılı olan bir oyuncu. Evet. Ama tabii dediğin gibi çok kolay bir transfer değil. Beşiktaş açısından maliyetli olabilir. Beşiktaş'ın Gezal konusunda ben ne yapmaması gerektiğini biliyorum. Olur olmaz ama Beşiktaş bu saatten sonra Gezal'e önerdiği sözleşme şartlarını değiştirmemeli. Dün bahsettiğimiz o takım içi dengeler, ödeyebileceğin sözleşmeye imza atma gibi ana kriterleri Beşiktaş artık değiştirmemeli. Evet, çok kolay değil. Geçen sezonun en iyi oyuncusuyla yolları ayırmak Beşiktaş'ın canını yakar, bu kesin. Her ne kadar işte sen Galatasaraylı taraftarların çok heyecanlanmadığını söylesen de, öyle olan taraftarlar bize bağlansa da, ben yine de hani Gezal Galatasaray'a imza atarsa Galatasaray'ın da bir moral olarak yükseleceğini düşünüyorum kendi adıma. Hani Galatasaray'da bir bu şey olur, ne derler, doping etkisi yaratır diye düşünmekteyim. Performanstan bağımsız olarak söylüyorum bunu. Ancak Beşiktaş açısından öyle değil. Beşiktaş kendi ekonomik gerçekleri içerisinde bu operasyonu yürütmeli. Sadece Galatasaray daha fazla verdi diye Beşiktaş o yarışa girerse bence zararlı çıkar. Onu yapmaması lazım. Dediğim gibi üzücü olur, darbe olur Beşiktaş'a ama hayatta devam eder. Birçok oyuncu geldi gitti bütün kulüplerden. Gezal'in de kendi içinde avantajları ve dezavantajları var. Bu sene Beşiktaş Gezal'le devam ederse bonservisini alarak da belli bir riski vardı.
giderse de tabii ki belli bir riski var. Aynı şey Galatasaray için de geçerli. Gezzeli aldığı zaman belli riskler var, belli avantajlar var. Onu da biraz takımın kimyası belirleyecek. Dolayısıyla Beşiktaş hani Gezzel'e yeri dolmaz, işte imkansız bir oyuncu olarak bakmamalı bu saatten sonra. Taraftarın da ben genel olarak hani öyle çok çok kulübe karşı bir tepkisi olduğunu görmedim. Oyuncuya var. Oyuncuya var, işte menajere var, Galatasaray var, klasik. Evet. Bunlar anlaşılabilir, o duygusal bakış açısı, ama kulübe karşı tamam o zaman vermeyin, madem öyle o kadar da yükseltmeyin duygusu var biraz taraftarda. Hepsinde yoktur. Tabii bir 500 bin o fazla verin, ikna edin, ne hala bekliyorsunuz süreci, evet, diyen de var. Aynen öyle, ama genel olarak böyle hani kulübe karşı vay be işte Galatasaray'ı bu oyuncu kaptırdınız öyle şey mi olur, daha az görüyorum onu ben. Bence de sağlıklı bu. Tabii canım, öbür türlüsü yönetimi de çok daha zor durumda bırakır. Hani taraftar memnun etmek için ekstra verecekse 500 bin euro vermesin. Mesela tabii. Burak Elmas da ne diyor? Hani buraya popüler olmak için gelmedik. Sosyal medyaya göre kulüp yönetmeyeceğiz diyor. Evet, geri planda kalmayı tercih edeceklerini söyledi. Böyle basın toplantısını mümkün olduğu kadar az yapmak istiyorum diyor. Ama tabii ilk gelen başkanlar genelde zaten çok iyi başlıyorlar. Güllük gülistanlık oluyor, böyle çok az gözüküyorlar. Ama Burak Elmas'ın işi kolay değil mi? Neden? Yani Mustafa Cengiz'in son 6 ayına bak, ne yaptıysa yapma. Öyle, ama bir yerden sonra işler kötü gidince de hani geri planda kalmak. Hani biraz referans olarak Mustafa Cengiz'in son 6 ayını, hatta belki Dursun Özbey'in son 6 ayını Burak Elmas incelese. Çünkü o kadar büyük bir kamuoyu tepkisi vardı ki kendi taraftarlarından da bu iki başkana. Hani Burak Elmas biraz dikkatliyse, geçmiş analizini o şekilde yapabilirse rahatlamaz. Bir de en büyük avantajı bunun yanında, hani geçmişe bakabilir ama bir de Fatih Terim'le arası iyi. Yani Fatih Terim'le ego savaşına girmediği sürece de Burak Elmas çok zor durumlara düşmez. Evet, ama şöyle de bir istatistik var. Fatih Terim çalıştığı her başkanlığı şu veya bu şekilde problem yaşıyor. Hani şu an evet dediğin gibi, ama yarın öbür gün problem yaşamayacağı anlamına da gelmiyor. İşte onu bence o kısmı belirleyecek olan Burak Elmas. Fatih Terim değil. Çünkü Fatih Terim bildiğin Fatih Terim. Hı hı. Yani Fatih Terim 67 yaşından sonra bir anda Burak Elmas'la çalışıyor diye farklı bir adam haline geleceğini düşünmüyorum, ama bence Galatasaray başkanı pozisyonuna gelen insanlar bir süre sonra ya bir dakika ne oluyor, o mu yönetiyor kulübü, ben mi yönetiyorum duygusuna ulaşıyor ve ondan sonra da kendi egolarını kabartıyorlar ve o kabartılan ego ile beraber zaten karşı tarafta Fatih Terim olduğu için oradan çok iyi bir şey çıkmıyor. Onu o yüzden anlattım ben, hani benim görüşüm Galatasaray'da başkan adayları eğer Fatih Terim'le çalışacaksa onun artılarını ve eksilerini bilerek hareket etmeliler. İşte eksilerinden biri de bu, ama o eksiyi de hani sen de kaşımaman gerekiyor. Yoksa iyi bir şey çıkmıyor Galatasaray adına. O yüzden dedim hep, yani Fatih Terim'le çalışacaksan onu kabul edeceksin. Yani o adam öyle. Sen de ben de öyle olacağım, ben de ön plana çıkacağım. Dur bir dakika, o mu yönetiyor, ben mi yönetiyorum? Ben başkanım, o teknik direktör, ne oluyor? Elemandı, oydu, buydu. Oraya girdiğin anda Galatasaray kaosa giriyor. İşte diyorum ya, onu bilerek eğer Burak Elmas hareket ederse bence hiç zorluk yaşamaz. Evet, şu anki adaylardan zaten burada en avantajlısı o gözüküyordu. Hem yönetim kurulu listesine Fatih Terim'in avukatını aldı. Ki ilk listede kendisi yoktu. Sonra biliyorsun orada bir erteleme oldu Galatasaray'da başkanlık seçiminde. Listeler güncellendi, yeni başkan adayları çıktı. O ara bir baktık, Rezan Ep Özdemir, Fatih Terim'in avukatı, listeye girmiş. Hatta başkan yardımcısı oldu. Hatta basına da açıklamalarda bulunan hani basın sözcüsü Remzi Sanver'le birlikte o oldu. Başka da bir isim konuşmadı. Çok da göz önünde. Bakalım bu kimya, bu Fatih Terim yönetim arasındaki uyum devam edecek mi? Onu da süreç gösterecek. Barış Ertül, Ali Evin ve Mert Elam'la Sabah Sporu artık daha iddialı. İddianın sunduğu Sabah Sporu devam ediyor. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı. Son bölümdeyiz. Şimdi Sabah Spor'unda transfer haberlerine ben de reklamda, işte bir önceki reklamda bakarken yıllardır yazılan ama bir türlü getirilemeyen futbolculardan biri Shaqiri'yi gördüm tekrar. O da hem Euro 2020'de bizim maçta çok iyi bir performans gösterdi. Grup takımında Liverpool'da çok göz önünde olmasa da yıllardır adı yazılır. Şimdi de hem Fenerbahçe yazılmış gördüğüm kadarıyla, hem Galatasaray'a yazılan bir futbolcu. Ki hani takımların da hani Yarmolenko ile ilgilendiğini söyledik. Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin adı geçiyor. Böyle solak,
teknik, hem kanatta oynayabilecek, hem işte İsviçre milli takımında gördüğünüz 10 numara gibi oynayabilecek bir futbolcu. Onun da kiralanması, bilmiyorum sözleşmesi gerçi ne zaman bitiyor ama Türkiye'ye gelmesi çok sürpriz olmaz bu anlayışta. Yani bu bahsi geçen isimlerden biri olması bana çok anormal gelmedi. Türkiye'de iş yapar mı bilemiyorum ama sanki fiziği de böyle kilo almaya müsait. Biraz da kalınlaşmış son yıllarında. Daha biraz da kalınlaşmış. Mı? Daha yani bayağı. Onun kadar kalın oyuncu yok. Zaten yok. Onun kadar kısa, onun kadar kalın oyuncu yok. Zaten bacağı bayağı bir kalın. Evet evet. Kafasından daha kalın olabilir bacağı. Ama işte gerçi yaşı da daha 91 ile 30 yaşındaymış. Şakir hala önünde aslında futbolu oynamak için uzun bir süre var. Sözleşmesi 2023 yılında bitiyormuş Liverpool'da. Yani bu sene kiralık olarak bir takıma gelebilir. Türk takımlarının da ben yakın zamanda ilgilenebileceğini düşünüyorum. Yani bu liste genişler. İşte Yarmolenko, Ronny Lopez, Şakir'i Türk takımlarının sevdiği futbolculardan biri. Hatta haberde okuduğum haberde Tuncay Şanlı'nın Fenerbahçe adına bu transfer için devreye girdiği söylenmiş. Bunu neye dayanarak yazmışlar? Tatilde bir araya gelmiş ikili. Tuncay Şanlı ile Şakir'i bir fotoğraf karesi paylaşmışlar. Ve tabii klasik fotoğraf karesi olunca, hatta Serdar Dursun'la Ceko bir fotoğraf karesi paylaşmıştı hatırlarsan. O da Ceko işte Fenerbahçe'ye mi geliyor denmişti ki o dönem daha Serdar Dursun Fenerbahçe transfer olmamıştı. Sonrasında geriye dönük bakılarak bu çıkarım yapılmıştı. Burada da herhalde böyle bir çıkarım var. Hani Tuncay Şanlı'nın bir araya gelmesi Fenerbahçe'nin ilgisi olarak yorumlanmış. Ne derece doğru bu anlayışta, mesela Fenerbahçe için düşünürsek Şakir'e ihtiyaç var mıdır? Zaten hali hazırda İrfan Can ve Mesut Özil var bu bölgede kullanacağı. Şakir'i çok daha farklı tipte bir oyuncu. Hiç gereksiz bir transfer olur. Yarmolenko'da bahsi geçen o kanat oyuncularının hepsi bu düzende bence gereksiz. Fenerbahçe'nin ileri sadece santrafor ihtiyacı var. Arkasındaki artık ikiliye hiç ihtiyacı yok. Yok. Yani santrforu da var aslında tabii sayı olarak ama o da tatmin etmiyor birçok kişi. Yani Fenerbahçe'nin iyi bir santrafora ihtiyacı. Ya da şöyle söyleyeyim. Zaten gelen oyuncular kötü değildi de takımla uyum sağlayabilecek bir santrafora, işte bir 15-20 gol bandında katkı verecek bir santrafora ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Onu bence çok fazla tartışmaya gerek yok ama bir tık geriye geldiği zaman, sağa sola kaçtığın anda yani Fenerbahçe'nin yapacağı transferler Fenerbahçe'nin kendi işini zorlaştırır. O bölgeye dokunmak yerine artık o bölgedeki uyumu yükseltmek, oyuncu performanslarını yükseltmek gerekir. Bugün Pelkas'ta, Valencia'da, İrfan Can'da, Mesut'ta çok üst düzey, çok yetenekli oyuncular. Onların nasıl performansı artar, nerelerde oynarlarsa performansı artar, ona bakmak lazım. Hele ki böyle bir üçlü savunma, yani 3-4-3, 3-4-2-1, 3-4-1-2 tarzı oynadığı zaman yani ötekilere hiç yer kalmıyor bahsettiğin oyunculara. Aynen öyle. Şimdi Fenerbahçe ile ilgili bir Novak haberi yapılmış. Altay ligin yeni ekibi Novak'la ilgileniyor denmiş ama Novak bilmiyorum Altay'dan ziyade daha üst kalibre bir takımda oynar. Yani Fenerbahçe'de de oynar. Gidecekse de Fenerbahçe'den daha iyi bir takıma gider diye düşünüyorum. Çok potansiyelli. Hatta mesela Galatasaray sol bek arıyor. Hani bazen yapıyoruz ya böyle büyük takımlar arasında. İşte sen Nagatomo'yu kime demiştin? Beşiktaş'a, Fenerbahçe'ye mi demiştin sol bek için? Galatasaray'dan gidecekken. Böyle öneriler evet, yapıyoruz, bulunuyoruz. Novak da eğer gidecekse Fenerbahçe'de, hani Galatasaray sol bek arıyorken Novak gayet iyi bir alternatif olur. Öyle pek gündeme gelmedi ama mesela ben Trabzon'da gündeme gelir diye düşünmüştüm. Novak mı? Evet. Sol bek yok çünkü. Yani Trabzonspor sol bek arıyor ama hani Trabzonspor tabii kadro yapılanması sebebiyle yerli bir oyuncu almanın peşinde. Orada da İsmail Köybaşı'nın Trabzonspor'la anlaştığı ama işte klasik olarak bekletildiği haberleri var. Ben eğer Fenerbahçe'den ayrılırsa Novak neden tekrar Trabzon'a dönmesin diye düşünenlerdendim. Hani Galatasaray'a da sana da katılıyorum. Altay olur mu? Altay da olabilir. Hani Altay'da Mustafa Denizli geçenlerde sayısı olarak bir eksiğimiz yok ama kalite olarak bu kadronun takviye ihtiyacı var demişti. Biraz daha tabii onlar da hani tecrübeli oyunculara yönelebilirler. Bakalım hani ne olacak Novak. Novak Fenerbahçe'de de kalabilir. Öyle bir anda gözden çıkaracağım bir oyuncu değil Novak. Evet, çünkü o da çok yönlü. Şimdi sol stoperde kullanıyor Pereira. Bek'te de kullanabilir. O çok yönlü olması. Ki Zalai de gidebilir belki. Onunla da ilgili transfer haberleri çok vardı Euro 2020 öncesi. Bir de Novak gittiği zaman kim var orada? Yok.
Caner var. Yani Caner var işte. Sol bek pozisyonunda. Yani gene oraya takviye gerekir. Hı hı. Çok mantıklı gözükmüyor. Evet. Novak transferi. Şimdi bir de olimpiyatlardan bahsedelim. Dün gerçi burada mı konuştuk? Öğlen Hetik'te mi bahsettik olimpiyatlardan? Hetik'te bahsettik. Hatırlamıyorum ama vaka sayıları orada artmaya devam ediyor. Şimdi AP'nin bir muhabiri 71'e çıkmış olimpiyatlardaki vaka sayısı diyor ve halkta da çok büyük bir endişe var. Yine NTV Spor bir ajanstan haberi paylaşmış. Bir anket yapılmış Japonya'da. Halkın %87'si Tokyo olimpiyatlarının koronavirüs salgına rağmen düzenlenmesine yönelik endişeli. Yani kimisi çok az endişeli, kimisi çok ama en azından bir endişe duyuyormuş. %87'si hatta işte Mustafa Tağ'ı zaman zaman burada anıyoruz. Onun paylaştığı bir otomobil firması televizyonda reklam yapmaktan vazgeçmiş olimpiyatlarla ilgili. Çünkü halkın olimpiyatlara karşı bakış açısı şu an çok daha farklı. Neden bizim ülkemizde böyle bir koronavirüs pandemisi varken yapılıyor? Çok sinirliler. Olumsuz bir imaj oluşturuyor tabii, evet, firmalar için. Firmalar da vazgeçmeye başlamışlar reklamlardan. Bu tabii ekonomi için, spor ekonomisi için de aslında iyi bir şey değil. Yani biliyorsun klasik haberlerdir. Olimpiyatların ertelenmesi şu kadar milyar dolara mal oldu. Bu kadar milyar dolara mal oldu diye haberler çok yapıldı 2020 senesinde. Aynı Avrupa Şampiyonası'nda olduğu gibi. Şimdi benim anladığım, geçenlerde Olimpiyat Komitesi'nin Japonya'daki sorumlusunu biraz dinledim. Hani çok net, kendinden emin konuşuyordu. Tabii ki diyor, vakalar olacak, vakalar göreceğiz ama hani olimpiyatların yapılmasını engelleyecek bir durum olmayacak diye. Biz gereken tüm önlemleri aldık. Özellikle olimpiyat köyü oldukça güvenli demişti. Ama işte sen oradaki durumu biraz anlattın. Benim gördüğüm yine bir kez daha ertelenemeyeceği gerçeği ekonomik anlamda. O yüzden de devam edecekler Mert. Evet, mecburen, ama işte dün de biraz bahsettik. Sporcuların ruh hali çok kötü. Mesela uçakla geliyorlar Japonya'ya. Uçakta bir vaka çıkıyor. Oradaki sporcuları izole ediyorlar. Tabii. Test yapıyorlar. Test negatifse bireysel çalışabiliyorsun. Yine karantinada kalman gerekiyor gözetim altında. Bu da psikolojilerini çok kötü etkiliyormuş. Oradaki sporcuların gerçekten dereceler vesaire çok performans olarak en kötü olimpiyatlardan biri olması muhtemel. Şimdi psikolojik yanıyla. Olabilir. Hani seyircinin olmaması zaten. Evet. Euro 2020'de onu hissetmedik. Tam tersi. Ama orada olimpiyat köyü, tek bir yerde kapalı kalmak, kısıtlamaların çok fazla olması, Japonya'nın tutumu vesaire üst üste koyunca sporcular için çok zor bir olimpiyat. Hani gittiklerine, gideceklerine pişman olacakları bir olimpiyat olacak. Bakalım. Bir de insanlar hala kurtulamadı tabii psikolojiden. O da ne? Hani bitti, bitiyor. Artık tamam, aşılar, artık Covid'i yendik mi düşüncesi bir türlü yerleşemiyor. Çünkü sen aşını oluyorsun, bir varyant çıkıyor. Onda etkili mi, değil mi? Yüz binlerce insanı hasta ediyor. İkinci aşını oluyorsun. İkinci aşını olmana rağmen Covid'e yakalananlar var. Bir sürü kafa karışıklığı ve bu psikolojiyi de tabii insanlar daha ne kadar devam ettirecek? Çünkü haberleri herkes okuyor. Herkes farkındadır. Yaz dönemiyle beraber tabii ki insanlar daha fazla sokaklara çıktı. Birçok ülke maske dahil tüm sınırlamaları kaldırdı. Hatta sosyal mesafeyi kaldıran birçok eyalet var Amerika'da, ama göründü ki hani yaz ayı olmasına rağmen, yaz aylarında olmamıza rağmen vakalar ciddi şekilde arttı. Ha, burada aşılamanın özellikle dün sen bahsettin, işte bugün gördük. Gene Mustafa Tağ atmış, hatta oradan gördüm. Yoğun bakım sayısı. Yoğun bakım sayısı şeye göre, vaka sayısına göre çok az. Hı hı. Gidişi bu tabii güzel, aşının işe yaradığının bir göstergesi. Ayakta atlatma. Ayakta atlatma, ama yine de işte bu hani tedirginlik duygusu. Sonuçta yakınlarını kaybetmiş insanlar, yakınlarını kaybedebileceğinden korkan insanlar, kronik rahatsızlığı olan insanlar, karantinaya girip işinden gücünden olan insanlar, Covid yüzünden hala ekonomisi düzelemeyen birçok insan var. Hani bu duygu insanlarda artık fazlasıyla birikmiş durumda. O yüzden de mesela hani senin söylediğin şey güzeldi. Bu tarz durumlarda insanların tepkisi de belki olması gerektiğinden daha büyük oluyor. Hani sen bir firma olarak reklam veriyorsun ama o tepki çekiyor. Hı hı. Bu da anlaşılabilir, yani anlıyorum. Çünkü hakikaten atamadı insanlar bu duygu üzerinden. Evet, bu tabii sağlıklı bir duygu değil. Bu bayağıdır işte. Tabii çok uzun süredir. Mart 2020. İşte, 1,5 sene oldu. 1,5 senedir insanlar ve hala kötü haberler geliyor. Hala işte Hindistan'da bir varyant çıktı deniyor. İşte şöyle yapmış, böyle
öldürmüş. Bu kadar kötü habere maruz kalıp psikolojiyi sağlam tutmak çok kolay bir iş değil. Herkes tabii psikolojisi bozulmuş değil. Ben de psikolojimi korumaya çalışıyorum ama ne derece başarıyorum bilmiyorum. İnşallah bu konuları daha farklı bir şekilde atlatırız. Bir an önce de sona erer. Ama etmeyecekse de bununla da yaşamayı öğrenmemiz lazım bir şekilde. Öğrendik yani artık. İşte psikolojik yani olarak artık, da. Artık öğrendiğimizi düşünüyorum ama o psikoloji devam ediyor. Evet, o psikolojiyi işte yönetmek çok kolay bir iş değil. Evet Ali abi, bitirdik. Bayramın bugün ilk günündeyiz. Herkesin, İslam aleminin Kurban Bayramı'nı kutlamış olalım. Umarız sevdiklerinizle, yakınlarınızla güzel bir bayram geçirirsiniz diyelim. Var mı Ali abi senin ekleyeceğin? Ben de tabii ki senin güzel dileklerine katılıyorum. Herkese sevdikleriyle beraber bir kez daha güzel bir bayram dileyelim. Evet, biz bayramın ikinci günü yarın da karşınızda olacağız. Saat 7 ile 10 arasında olacak Sabah Spor'u. Bugün 8-10 arasında yapmıştık. Yarın tabii ağırlıklı olarak Galatasaray'ın PSV Eindhoven karşılaşması var. Onunla ilgili gelişmeler, Fatih Terim'in ve basın toplantısı yapacak diğer futbolcunun açıklamaları, muhtemel 11'ler. Bunların üzerine biraz gideriz ve tabii ki gün içinde yaşanacak gelişmeleri de yarın Sabah Spor'unda bakacağız. Yarın sabah tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Barış Ertül, Ali Evim ve Mert Elam'la Sabah Spor'u artık daha iddialı. İddia sundu. Daha iddialı, çok daha canlı, çok daha heyecanlı. İddia, Radyo Spor. Tekrar yayınlanan programı dinlediniz.